Barosu, Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu düzenlemiş olduğu Lojistik ve Taşıma Günleri'nin ikinci gününde 5. oturumla karşınızdayız. Değerli katılımcılara, izleyicilere, herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Komisyonun düzenlemiş olduğu lojistik, taşıma hukuku, sigorta ve blok zinciri uygulamalarının bu 5. oturumunda çok kıymetli katılımcıları sırasıyla tanıtmak isterim. Ayrıca özgeçmişini ileten değerli katılımcılara da teşekkür ediyorum. Onların da kısaca özgeçmişlerinden bahsedeceğim. Ve sırasıyla konuşmalarını yapmak üzere, sunumlarını yapmak üzere kendilerine sözü bırakacağım. Öncelikle ilk konuşmacımız Doktor Türkay Özdemir'i tanıtmak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Evet, hocamız Taşıma ve Lojistik Hukuku Komisyonu'nun ve bu alandaki çalışanların birçok çalışmasına katkı sunmuş. Çok değerli bir bilim insanı. Kendisinin kısaca özgeçmişini takdim ettikten sonra konuşmayı yapmak üzere sözü kendisine bırakacağız. Kıymetli hocamıza bırakacağız. Hocamız 1992 İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu, 1996 Edinburgh Üniversitesi master diplomasını uluslararası taşıma ödeme araçları, hisse grupları ve taşıma alanlarında yapıp çalışmalarını tamamlıyor ve tekrar Türkiye'ye dönüyor. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yine doktorasını uluslararası taşımalarda zayi ve veya hasar sorumluluğu konusunda yazmış olduğu tezle tamamlıyor. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ticaret hukuku, lojistik hukuku, uluslararası taşıma konvansiyonları, uluslararası taşımalarda güncel sorunlar gibi dersleri lisans ve lisansüstü seviyelerde vermekte. Ayrıca uzmanlık alanları olarak uluslararası tedarik, lojistik ve taşıma ile sigorta konuları. Bu konularda çok değişik, çok çeşitli bilimsel makaleler, kitaplar ve ders kitaplarında yazar yahut ortak yazar olarak görev alıyor. Ayrıca 2012 yılı itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak özellikle dış ticaret şirketleri, lojistik şirketleri ve inşaat şirketlerinin bir danışmanlık hizmeti sunuyor. Hocamızın değerli sunumunu yapmak üzere kendisine sözü bırakıyorum. Şimdiden katılımcılara teşekkür ediyorum. Çok kıymetli sunumunuz için teşekkür ediyorum, tanıtımınız için Sayın Hakimim. Bugün ben taşıma sürecinde hapis hakkı konusunda güncel yaşanan bazı sorunlar, yine Yargıtay kararları ışığında geliştirilen ve kendi çözüm önerimleri üzerinde durmaya çalışacağım. Taşıma sürecinde hapis hakkı başlıklı sunumunda kapsam olarak önce mevzuatta hapis hakkı düzenlemeleri, akabinde de bu hapis hakkı düzenlemelerinin taşıma hukukuna yansımaları konularını ele almaya çalışacağım. Lojistik ve taşıma sözleşmenin ifası sürecinde hizmet sağlayıcıların en önemli koruma kalkanı, alacaklarına kavuşmaları bakımından alacaklarını teminat altına alan en önemli hak belki de hapis hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki depo, ardiye, taşıma veyahut bütün liman gibi işletmelerin alacaklarını alamama riskine karşılık işin tamamlandığında yükü alıcı teslim talep ettiğinde aksine bir sözleşme yoksa, aksine bir vade ya da cari hesap ilişkisi yoksa taşıyıcı ya da lojistikçi bu alacağını alamamışsa bu mala ve mala ilişkin evraka hapis hakkı uygulayabilmektedir. Ancak burada temel nokta hapis hakkının bir feri hak olduğu, yasal bir rehin hakkı olarak kanunda düzenlendiği ve iddia sahibinin alacaklı olması durumunda kullanılabileceği hususu unutulmamalıdır. İddia sahibi gerçek bir alacağa dayanmaksızın
gerçek bir alacak iddiasını ortaya koymaksızın hapis hakkı iddiasında bulunduğunda sırf soyut bu iddiası haksız fiil, hatta suç unsurlarını dahi içerecek güveni kötüye kullanmaya kadar yol açabilecektir. Yani eğer alacaklık iddiasında bulunanın gerçekte bir alacağı yokken hapis hakkı iddiasında bulunuyor ve malı ya da mala ilişkin evrakı muhatabına vermiyorsa burada pekala güveni kötüye kullanmaya kadar gidecek bir suç riski de vardır. Özellikle uygulamaya baktığımızda alıcı ve gönderilenlerin havuç olarak gördüğü ithal malına kavuşabilmek için, malları alabilmek için hapis hakkı tehdidi altında çok önemli bedelleri, aslında katlanmaması gereken bazı maliyetleri de karşılamak zorunda kaldığını görüyoruz. Öyle ki alıcılar malı almak iradesini gösterdiğinde hapis hakkı baskısı altında katlanmaması gereken birçok bedeli, tırnak içinde belki de ordino bedeli, belki de liman terminal bedeli gibi tanımlanmamış, gerçekte aktif ilişkide olmayan bedelleri de hapis hakkı baskısı altında alabilmektedir. Yine uygulamada akdi taşıyıcı, alt taşıyıcı, taşıyıcı acentesi gibi birçok işletmecinin devreye girdiği ve bunların da her birinin hapis hakkı olduğunu gözden kaçırmamalıyız. Yani mevzuat gerek akdi taşıyıcı, gerek alt taşıyıcı, gerek son elde bulunduran işletmeciye dahi hapis hakkı imkanı vermektedir. Peki acaba alt taşıyıcı, alt komisyoncu ya da nihai taşıyıcı tüm bedellerini baştan almış bile olsa, akdi taşıyıcısından almış bile olsa hapis hakkı kullanabilecek midir? Yani mal taşıtta bulunduğu sürece kendi alacağını alamadığı için akdi taşıyıcı tüm bedeli aldığı halde alt taşıyıcı hapis hakkı kullanabilecek midir? Özellikle burada sözleşmenin nispiliği temel prensibi acaba taşıma hukukunda ne kadar önemlidir? Acaba önemli olmalı mıdır? Kanunun açık hükmü karşısında alt taşıyıcıların hapis hakkı, örneğin akdi taşıyıcı tam navlunu aldığı halde alt taşıyıcısına bedel ödememişse alt taşıyıcının hapis hakkına mani olabilecek midir? Şöyle bir son hareketle bugünkü sunumu hazırlamak gereği duydum. Akdi taşıyıcı yük ilgilisine diyor ki sakın alt taşıyıcıya bedel ödeme, ben onun tüm bedellerini ödedim. Oysa alt taşıyıcı diyor ki hayır, ben alacaklarım var, bu mala hapis hakkını kullanıyorum. Bu taşımadan kaynaklı alacağımı almadım. Şimdi bu talep karşısında yük ilgilisi acaba alt taşıyıcıya bedeli ödemeden malı çekebilir mi? Ya da bedeli öderse akdi taşıyıcıdan bu paraları isteyebilir mi? İşte bu sorunsalı görerekten yaptığım araştırma sonuçlarını bugün sizlere paylaşmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi sırf konunun takdimi bile maalesef 4-5 dakika sürdü. Ama 20 dakika içinde toparlayabildiğim kadar en azından sorunlar ve çözüm önerilerini sorularda belki cevaplarız. Ama olanı, hukuksal durumu bu 15 dakikada izah etmeye çalışacağım. Şunu unutmayalım ki tüm taşıma mevzuatında gerek taşıma sözleşmesi, gerek navlun sözleşmesi, gerek acente bakımından, gerek taşıma işleri komisyonundan hapis hakkına atıf yapıldığında Türk Medeni Kanunu 950 ve 53. maddelerde düzenlenen hapis hakkı burada da geçerlidir şeklinde düzenleme olduğunu görüyoruz. Yani kanun koyucu ayrı bir hapis hakkı düzenlemesi yerine doğru olarak, yerinde olarak Türk Medeni Kanunu'ndaki yasal rehin başlığı altında, menkul rehini başlığı altında düzenlenen hapis hakkına doğrudan atıf yaparaktan, onun uygulanması gerektiğini söyleyerekten uygulamaya sokmaktadır. Buradan bakıldığında genel hapis hakkı bakımından bir, bizim Türk Medeni Kanunu'nun 950-53. Maddesi, iki, icra iflas kanununda menkul rehinin paraya çevrilmesindeki hapis hakkına ilişkin özel hükümler ve üç, yine Türk Ticaret Kanunu 5. kitabında deniz ticareti kısmında icra iflasa ilişkideki menkul rehnine, yani hapis hakkının paraya çevrilmesine ilişkin özel hükümlerin tüm taşımadaki hapis hakkı uygulamasında uygulanacak hükümler olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu'nun 950-953. Maddelerini irdelemeden ticari hayattaki hapis hakkını pek de anlamamız mümkün olmamaktadır. Türk Medeni Kanunu'nun 950. maddesinde borç ödeninceye kadar mal hapsedilir, borç ödeninceye kadar mal hapsedilir ifadesi çok yanıltıcıdır. Öyle ki taşıyıcı ya da depocu malı
borç ödenince kadar tuttuğunda bu depoda oluşan maliyetler ya da taşıt üzerinde oluşan maliyetler, aracın yüklü beklemesi ya da limanda depoda beklemesi ekstra maliyetlere yol açmaktadır. O nedenle Türk Medeni Kanunu'nda borç ödeninceye kadar ifadesini Türk Medeni Kanunu'nun ikinci maddesi uyarınca değerlendirmemiz lazım. Eğer yük ilgilisi hapis hakkını çözmek için gerekli teminatı sağlamıyor ya da alacak iddiasını itiraz ediyorsa mutlaka alacak bunun aktif hareket ederek icra takibi yapıp rehinin paraya çevrilmesi yoluyla alacağını alma sürecini işletmesi gerekir. Ya da aksi takdirde alacaklının menfi tespit davası açaraktan öyle bir borcu olmadığı konusunda hukuksal süreç işletmesi kendisinden beklenir. Bu nedenle borç ödeninceye kadar ben bekliyorum ve hatta icra takibine geçmediği için de gönderilen haber verme zorunluluğu yok. Yani gönderenle olan ihtilafından dolayı hapis hakkını kullanıp malı bekletip aylarca, yıllarca bekletip hapis hakkı baskısı altında alıcının haberi bile yok, gönderenin haberi bile yok bir süreçte menfaat sağlamasına Türk Medeni Kanunu 2 çerçevesinde izin verilmemelidir. Nitekim Yargıtay'ın örnek kararlarımızda bu yönde kararları vardır. Neden bu kadar süre depoda bekletildiği izah edilemediğinde depo parası isteyemeyeceği yönünde kararları vardır. O zaman şunu bir, çünkü icra takibine geçilecek olsa alıcıya haber vermek yasal bir zorunluluktur. Yani takibe geçildiğinde alıcıya haber ver ve malı serbest bıraktırmak için ya da teminat sağlamak ya da borcu ödemek konusunda alıcın, çünkü alıcın haberdar olmadığı bir hapis hakkından yükümlülük altında tutulmaması gerektiği anlaşılmaktadır. Boyutuyla Türk Medeni Kanunu yine 953. maddesinde gereği kadar mal için teminat sağlayarak ifadesi pekala bir yani borçlu olduğunu düşünmeyen bir alıcının teminat sağlayarak, bir teminat mektubu ya da nakit teminat sağlayarak malını alma imkanı tanınmalıdır. Yine Türk Medeni Kanunu'ndaki tacirler arasında bağlantı varsayılır hükmü, yani tacir, alacaklı tacirin birden çok farklı sebepten kaynaklı alacakları için bir sebebe dayanan mala ya da menkul kıymete, kıymetli evrağa hapis hakkı uygulama imkanı taşıma hukukunda uygulanır değildir. Çünkü taşıma hukukunda taşıma sözleşmesinden dolayı alacaklar için hapis hakkı vardır. Yani gerek deniz ticaretine, gerek kara ticaretine, gerek taşıma işleri komisyoncusu kavramlarına baktığımızda hapis hakkının temelinde ilgili taşıma sözleşmesine dayanılmaktadır. İlgili taşıma sözleşmesi de Türk Ticaret Kanunu 850. madde manasında bir taşıma sözleşmesidir. Yani örnek verecek olursak taşıyıcı T'nin önceki yaptığı 100 seferden dolayı 100 bin dolar alacağı için son yaptığı birdaki tüm mala hapis hakkı uygulaması taşıma hukuku kurallarına uymamaktadır. Taşımadaki hapis hakkı kurallarına uymamaktadır. Evet, taşıyıcının bu gönderenden 100 bin dolar alacağı vardır ama bu alıcının yükü için değil, bu gönderenin yükü için değil. Taşınan yük ya da depodaki yük bir üçüncü kişinin adına lojistik hizmet aldığından dolayı ancak hapis hakkı bu üçüncü kişiye karşı ve gönderene karşı kullanılabilir. İkisine birden kullanabildiği zaman ortak kullanılabilir. Yani demek istediğim tacirler arasında bağlantı varsayılır ifadesi taşıma ve lojistik sürecindeki tacirler bakımından birebir aynı şekilde uygulanabilir değildir. Zira lojistik faaliyetlerinde hapis hakkı ancak o faaliyete dair sözleşme kaynaklı alacak için taşınan veya faaliyete konu malı hapis hakkı imkanı vermektedir. Yine 951. maddede paraya çevrilmesine elverişli olmayan taşınırlar hapis hakkı kullanılamaz hükmü taşıma hukukunda geniş yorumlanmalıdır. Bir somut olayda özel bir fabrikadaki özel bir makinenin yedek parçası olarak üretilen ve 200 bin dolar kıymetinde olan bir makine için, tek parça makine için 3 bin dolarlık navlun ya da 5 bin dolarlık navlun için hapis hakkı kullanılması acaba halinde bu makine kaça satılır? Yani 300 bin dolarlık, 100 bin dolarlık makine ancak hurda fiyatına satılabiliyorsa Türk Kanunu 2 gereğince 3 bin dolar, 2 bin dolar gibi çok cüzi bir rakam için çok büyük ölçekli bir makine çok daha cüzi rakamlara satışına izin verilmemesi gerekir. Efendim teminat sağlasın alıcı
teminat sağlasın, alıcı da parayı, malı çözsün dediğimizde sağlaması gereken teminat 3000 dolar için olmalıdır en azından. Makinenin değeri kadar olmamalıdır. Borç ödemeden aciz halinde muaccel olmazsa bile hapis hakkı kullanabileceğine dair 952. madde Medeni Kanun'un taşıma hukukunda çok kolaylıkla suistimal edilebilen bir maddedir. Öyle ki navlun borçlusunun yurt dışı ithalatçı olduğu durumlarda, navlun borç ödeyicisinin yurt dışındaki alıcı olduğu ithalatlarda henüz daha sınır geçilmeden Türkiye sınırlarında hapis hakkı kullanılarak, hapis hakkı iddia edilerek nasıl olsa oradaki alıcı aciz halindedir, oradaki alıcı navlun ödemekten kaçınmaktadır diyerekten hapis hakkı kullanılması da yine hukuka aykırı bir kullanım olmaktadır. Ancak bunun ispatı günler, aylar almaktadır. Yani yurt dışındaki alıcının ödemek zorunda olduğu navlun varış yerinde mal karşılığı ödeyecekken pekala daha taşıyıcı yola çıkmadan ya da sınırı geçmeden hapis hakkı kullanarak ciddi taşıma lojistik de aksamalara yol açmaktadır. Bu nedenle aciz halinin somut delillere dayanması gerekir. Nasıl alacak hakkı, nasıl aciz alacak hakkı somut belgelerle ispatlanmalı ve asıl alacak hakkının feri olduğu göz ardı edilmemelidir. Aynı şekilde aciz hali iddiasına bulunan da bunu somut delillerle ortaya koyması gerekir kanaatindeyiz. Yine Türk Ticaret Kanunu'ndaki hapis hakkı maddelerine baktığımızda Türk Ticaret Kanunu'nun 119. maddesinde acentiye tanınan hapis hakkı müvekkilinin malına hapis hakkıdır. Acentenin, taşıma acentelerinin, taşıma lojistik sektöründe faaliyette bulunan acentelerin taşıyıcının malına kendi alacağı için hapis hakkı olduğu anlamına gelmez. Burada acente kendi alacağı için taşınan veya ardiyede bulunan malı hapis hakkı uygulayamayacaktır. Çünkü onun alacağı müvekkilinden olan ya da müvekkiliyle olan alacaktır. Ancak acente müvekkili adına ve müvekkili hesabına, yani taşıyan için taşıyanı temsilen her zaman hapis hakkı kullanabilir. Bu durumda da mutlaka acentenin hapis hakkı kullanılması konusunda kendisine asıl taşıyan tarafından bir talimat verilmesi gerektiği düşünülebilir. Türk Ticaret Kanunu 891'de ise hapis hakkını düzenleyen maddelere baktığımızda taşıma sözleşmesinden doğan alacaklar ifadesi kullanılmaktadır. Taşıma sözleşmesinden doğan alacak nedir dediğimizde bir, navlun alacağıdır. İki, navluna eklenen masraflar. Yani taşıyıcı ya da akdi taşıyıcı taşıma sözleşmesinden doğan navlun alacağı ve buna eklenen masraflar, ödemek zorunda kaldığı zorunlu ve gerekli masraflar, giderleri karşılamak için yaptığı masraflar ya da emir ve talimatla bir taşıma teslim engeli karşısında, dün işlendi, taşıma ve teslim engeli karşısında emir ve talimatla yapılan masraflar içinde taşıyıcının hapis hakkı olduğu göz ardı edilmemelidir. Birden çok taşıtla toplu taşıma sözleşmelerinde toplam yük için bir taşıttaki yük hapis hakkı kullanılabilir. Burası birden çok taşıtla tek bir taşıma sözleşmesiyle taşınıyorsa hapis hakkı kullanılabilir. Yani ancak yük alacağı karşılayacak kadar malı hapis hakkı kullanılması gerektiği de göz ardı edilmemelidir. Alacakları için alacakları karşılamak üzere bölünebilir yüklerde alacakla uyumlu bir miktara hapis hakkı uygulanması gerekir. Yani bölünemeyen yüklerde tabii ki makina, tesisat gibi yüklerde tamamı hapis hakkı konusu edilebilir ama kiloyla, adetle bölünebilen ve kıymetinde farklılık oluşmayan yüklerde yani mutlaka hapis hakkı alacakla uyumlu, alacağı karşılayacak kadar mala hapis hakkı kullanılması gerekir. Yine burada tacirler arasında her halde alacak ile mal arasında irtibat varlığı yönündeki medeni kanun hükümlerinin uygulanmayacağını tekrar etmek isterim. Çünkü niye? Sözleşmeden kaynaklı alacaklar için dediği için diğer sözleşmelerden, bu sözleşmeden bağımsız diğer sözleşmeler bakımından Türk Medeni Kanunu karşısında Türk Ticaret Kanunu'ndaki hüküm özel hüküm mahiyetindedir. Ancak maddede tasarruf hakkına sahip olduğu sürece ifadesi geçmektedir. Yani taşıyıcının konuşmentoyla, taşıma senediyle ya da işte zihniyetliğinde bulunarak tasarruf hakkına sahip olduğu sürece hapis hakkından söz edilmektedir. Ancak taşıyıcının böyle bir tasarruf hakkı yoktur. Taşıyıcı başkası için zihniyettir. Ya gönderen için ya gönderilen için zihniyettir. Öyleyse taşıyıcı veya acentesi
kendi tasarrufundaymış gibi bir hapis hakkı kullanması cihetine gittiğinde güveni kötüye kullanma suçu riski altında olduğunu göz ardı etmemelidir. Taşıma sürecinde birden çok taşıyıcı ve hapis hakkı esas sorumlu nokta, en azından bunu toparlayayım, süreye yetiştiremedik yine. Taşıma sürecinde birden çok taşıyıcı ve hapis hakkı sorunu en önemli sorundur. Ki bu konuyu ele almamın sebebi buydu. Yargıtay'ın birçok kararında alt taşıyıcı akli taşıyıcıdan ücret alacaklısıdır. Öyleyse ancak alacağını akli taşıyıcıdan ister, yük ilgilisine karşı dava ve talepte bulunamaz yönünde kararları vardır. Yani bir taradığımda ondan fazla karar, sözleşmenin nispiliği ilkesi gereğince diyor, alt taşıyıcı ancak parasını akli taşıyıcıdan isteyebilir, taşıma işleri organizatöründen isteyebilir. Öyleyse taşıma işleri organizatöründen olan alacağı için yük ilgilisinden gönderen ya da taşıyıcı alıcıdan, gönderen ya da gönderenden navulur isteyemez, masraf isteyemez yönündeki Yargıtay kararlarının aslında kanunun 892-893 hükümleriyle uyumlu olmadığını görüyoruz. Yine taşıma işleri komisyoncusunda da aynı hükümler var, bunlarla uyumlu olmadığını görüyoruz. Çünkü kanun açıkça bize birden çok taşıyıcının taşıma sürecine girdiği durumlarda her taşıyıcının kendi alacağı için hapis hakkı olduğunu söylüyor. Nitekim Türk Ticaret Kanunu 888. maddesi herhangi bir akdi ilişki içinde olmayan fiili taşıyıcıyı akdi olarak sorumlu tuttuğuna göre onun da mutlaka yasa gereği hapis hakkı vardır. Hapis hakkı olduğuna göre akdi taşıdan olan alacağını alamadığında yük ilgilisinden isteme hakkı vardır. Yani sözleşmeliğinin nispiliği ilkesi burada Türk Ticaret Kanunu 888 ve Türk Ticaret Kanunu 892-893 karşısında biraz esnetilmek durumundadır. Çünkü bakın diyor ki tüm navlunu tahsil ettiği, mesela taşıyıcının tüm navlunu tahsil ettiği ve sonraki taşıyıcıya ödeme yapmadığı, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği durumda sonraki mesela acı haline düşmüş olabilir, iflas etmiş olabilir, kaçmış olabilir. Alt taşıyıcının alacağına kavuşma hakkı tanınmalıdır. Çünkü alt taşıyıcı fiili taşıyıcı sıfatıyla nasıl akdi sorumluysa kendi navlunu alma imkanı da kendisine tanınmalıdır. Burada hapis hakkında sıra 893. maddede net olarak sayılmıştır. Ne diyor? Aynı taşımada sözleşmesinden kaynaklı, aynı eşya taşıma sürecinden kaynaklı olarak eğer birden çok kişinin hapis hakkı varsa fiilen elinde bulunduranın hapis hakkı üstündür. Yani düşünelim şimdi A taşıyıcısı taşıma işini üstlendi, B'ye verdi, B C'ye verdi, C D'ye verdi. Hepsinin aslında kendi alacağı bakımından hapis hakkı olan bir taşıma sürecinden söz ediyoruz. Oysa A, B, C, D arasındaki sözleşmenin nispiliğine rağmen bu kişiler kendi elinde bulundukları süreç için sorumlu olduklarına göre kendi alacaklarını alamadıklarında da hapis hakkı imkanına sahip gözükmektedir. Kanun bunu tanımıştır. Öyleyse kanun bu tanıması ama herkesin kendi alacağı kadar. Bir tane somut olay yaşadık. Akli taşıyıcı işi 5.000 dolara almış misal. Fiili taşıyıcı işi 10.000 dolara almış. Yani bu böyle saçmalıklarla da karşılaşılabiliyor maalesef uygulamada. Ama unutmayalım ki alt taşıyıcı kendi elindeki taşıma sözleşmesine göre bu sözleşmeden kaynaklı alacağı için mutlaka hapis hakkını haizdir. Yolcu taşımalarında da taşıyıcının bagaj üzerinde hapis hakkı olduğunu burada söyleyelim. Son olarak taşıma işleri komisyoncusunun, bakın Türk Ticaret Kanunu'nun 921. maddesi, 926. maddesi ve 927. maddesi taşıma işleri komisyoncusunun taşıma işleri organizatörü olduğu, yani akdi taşıyan sayıldığı hususları düzenlemektedir. Bu üç halde 921, 926 ve 927'deki düzenlemeler kapsamında taşıyıcı sayılan komisyoncu, yani akdi taşıyıcı, taşıma işleri organizatörü her halükarda kendi alacağı için hapis hakkına haizdir. Kaldı ki Türk Ticaret Kanunu 923. maddede ayrım gözetmeksizin tüm komisyoncuların 950-953. Türk Medeni Kanunu 950-53. maddeleri uyarınca ve yine Türk Ticaret Kanunu 891. maddesi uyarınca hapis hakkı olduğunu açıkça düzenlemektedir. Bunu bu yönüyle birden çok taşıma komisyonculuğunda bunların her birinin de kendi alacağı için hapis hakkı olduğu yine kanunun 925. maddesinde düzenlenmiştir. Yani birden çok taşıma işleri komisyoncusu kendi alacağını alamadığında aynı yük için hapis hakkını kullanma hakkına sahiptir. Sözleşmenin nispili ilkesi burada aşılmak durumunda kalınmaktadır.
süre deniz ticaretindeki kanun maddelerini söyleyeyim, süreyi bitirmiş olalım. Deniz ticaretinde kira, gemi kiraya verenin 1128. maddede, zaman çartırında çartır verenin 1136. maddede, yine Navlun Sözleşmesi'nde 1201. maddede hapis hakkı açıkça düzenlenmektedir. Ancak 1201. maddede alacağı teminata alacak miktardaki eşya üzerinde ifadesiyle tüm diğer taşımalarda kıyasen uygulanabilir madde burada yer almaktadır. Yani alacağı teminata alacak miktarda eşya üzerinde hapis hakkı kullanabilir ifadesi 1201. maddenin 3. fıkrasında çok net bir şekilde hapis hakkı uygulamasında kötüye kullanımı engellemeyi hedeflemektedir. Ama burada önemli bir madde var. Taşıma bittikten sonra 30 gün içinde bile hapis hakkı kullanılabiliyor. Yani düşünün, limana yük indirilmiş, geçiş depolamaya bırakılmış, hala taşıyan hapis hakkını kullanabiliyor. Yani mal üzerinde. Hatta alıcıya geçmiş bile olsa, yani ulaşabiliyorsa, belgelerine engel olabiliyorsa, bu 30 gün içinde hapis hakkı kullanma imkanı tanınmıştır. Ama uygulaması bakımından güçlükleri de, yani teslim gerçekleştikten sonra hapis hakkı kullanımının güçlükleri de göz ardı etmemek gerekir. 1275. maddede avarya alacaklısının, yine 1315. maddede kurtaranın hapis hakları düzenlenmiştir. Bu kadar sürem, bu kadar yetti. Süreler bugün çok aksadığı için eğer izin verirseniz sorunları ve çözüm önerilerini konuşabiliriz ya da sorular cevaplarda aydınlatmak, paylaşmak isterim. Şu önemli, ilamsız takiplerde borca itiraz etmek tek başına hapis hakkına itiraz etmek anlamına gelmez. Mutlaka borca itiraz eden kişinin aynı zamanda rehne de itiraz etmesi gerekir. Yani rehne itiraz etmeyip alacağı itiraz etmek, borca itiraz etmek hala rehnin varlığı ve üçüncü kişi için rehin verilmiş gibi hapis hakkının paraya çevrilmesine göz yummak anlamına gelebilir. Bu nedenle borçlu eğer borca itiraz ediyorsa aynı zamanda hapis hakkına itirazını da açıkça ayrıca belirtmelidir. Bu husus 1400. maddede yer almakla birlikte aynı şey icra iflas kanunu 270. maddesinden de anlaşılmaktadır. Evet, Sayın Hakimim, Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Bir solukta 20 dakika baktım dolmuş. Evet. Hocam, süremizi fazlasıyla açtık. Kıymetli sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Aslında Habibi Bey, daha geniş bir zamanımız olsa konuyu daha ayrıntılı enine boyuna tartışmak isteriz. Ancak zamanımız kısıtlı malum. Bu nedenle ben hemen konuşmacılarımızdan Avukat Hüseyin Çelik, kendisi Utikat Hukuk Müşaviri, sözü kendisine bırakmak istiyorum. Yapacağı sunumun konusu ise çekilemeyen yükler. Hüseyin Bey ayrıntılı olarak aynı zamanda kendisini de kısaca tanıtarak giriş yaparsa sevinirim. Buyurun efendim. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben Avukat Hüseyin Çelik. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 1987 yılından beri de serbest avukatlık yapmaktayım. 2013 yılından itibaren Utikat'ın hukuk müşavirliğini yapmaktayım. Özellikle özverili çalışmaları nedeniyle sayın meslektaşım Egemen Gürsel Ankaralı'ya ve tüm komisyon üyelerine, bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyorum. Evet, Sayın Başkanımın da belirttiği gibi bugün çekilemeyen yükler konusunda bir sunum yapacağım. Süreye de mümkün olduğunca riayet etmeye çalışacağım. Öncelikle kısaca Navlun Sözleşmesi'nden kaynaklanan uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk kurallarından bahsetmek istiyorum. Uygulamada çekilmeyen veya çekilemeyen yükler problemi daha ziyade uluslararası taşımalarda karşılaştığımız bir problem. Taraflar birbirinden farklı ülkelerde bulunduğundan söz konusu uyuşmazlıkların çözümü bakımından Türk hukuku açısından öncelikle Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuk hakkındaki kanuna bakmak gerekecek. Bu kanunun 29. maddesi hükmü gereği taraflar aralarında akdettikleri sözleşmelerde
ihtilaf halinde çözümde hangi hukukun geçerli olabileceğini belirleyebilirler. Uygulamada daha ziyade İngiliz hukuku seçilmekle birlikte daha az oranda Alman hukuku veya İsviçre hukukunun seçildiği de görülmekte. Tarafların hukuk seçimi yapmadığı halde gene MÜHUK 29.2'ye göre sözleşmenin kuruluş sırasında taşıyıcının esas işyerinin bulunduğu ülke aynı zamanda yüklemenin veya boşaltmanın yapıldığı ülke veya gönderenin esas işyerinin bulunduğu ülke ise bu ülkenin sözleşmeyle en sıkı ilişkili olduğu kabul edilir ve sözleşmeye bu ülkenin hukuku uygulanır hükmünü ihtiva etmektedir. Navlun Sözleşmesi'nden doğan uyuşmazlık yükün tesellümünde yaşanıyorsa ortada taşıyanın borcunu ifa etmesine engel bir durum mevcut olduğundan yasanın 33. maddesi gereği ifa sırasında gerçekleştirilen fiil ve işlemlerle malların korunmasına ilişkin tedbirler konusunda bu işlem veya fiillerin yapıldığı veya tedbirin alındığı ülke hukuku uygulanacaktır. Eğer yük Türkiye'den ihraç edilen mallarla ilgili ise varma limanı ya da yükün boşaltılacağı boşaltma limanının bulunduğu ülkenin hukuku uygulanacaktır. Eğer yük Türkiye'ye gelen yani ithal edilen bir yükse yükün varma limanı boşaltma limanı Türkiye olacağından artık Türk hukuku uygulanacaktır. Tabii sözleşme düzenlenirken hangi hukukun uygulanacağı dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Bunun yanında sözleşme düzenlenirken gene özellikle kanaatimizce dikkate alınması gereken bir iki hususu da belirtme istiyorum. Yükün çekilmemesi durumunda masrafların ve sorumlulukların kime ait olacağı sözleşmede belirtilmesi mutlak surette faydalı olacağını düşünüyoruz. Göndericiyle gönderilenle yapılan taşıma sözleşmesinde taşıyıcı olarak mı yoksa acente olarak mı yer alacağı gene göz önüne alınmalı. Taşıma işleri organizatörü navlun faturası düzenlediği tüm yüklerde ister kendi konsümentosu, ister hat konsümentosu düzenlettiği tüm yüklerde taşıyıcı olarak sorumlu olacağı Türkiye Hocam'ın da belirttiği gibi yasanın amir hükmü. Taşıma işleri organizatörü hat konsümentosunda kabul ettiği demoraj tarifesini yükün ilgilileriyle yapacağı sözleşmede mutlaka yer verilmeli. Kabulü almasının ödemek zorunda kalacağı demorajın rücuyen tazmini bakımından büyük önem arz etmektedir. Uygulamada zaman zaman hatta verilen demoraj taahhütnamesi Navlun Sözleşmesi'nde yer almadığı için büyük sorunlarla karşılaşılmakta. Eşyanın tesliminde temerrüt halinde uygulanacak kurallar Türk Ticaret Kanunu 1174'te düzenlenmiş. Bu kurallar her tip navlun sözleşmesi için geçerli olan temerrüt kuralları. Navlun sözleşmelerinin niteliği gereği taşıyan boşaltma limanına ulaştığında gönderilenin yükü tesellim için, daha doğrusu taşıyanın borcunu ifa edebilmesi için gönderilenin sürece dahil edilmesi gerekmekte. Bu esasen iki taraflı hukuki bir işlem. Bu nedenle gönderilenin sürece iştirak etmeyerek yükü teslim için bir girişiminin olmaması hali alacaklı temerrüdünü oluşturuyor. Ticaret Kanunu 1168 gereği hazırlık bildiriminde bulunma taşıyan için bir zorunluluktur, bir yükümlülüktür. Dolayısıyla taşıyan mutlaka bir hazırlık bildiriminde bulunmak durumunda. Navlun Sözleşmesi ile taşıyan tarafından yük kararlaştırılan boşaltma limanına geldiğinde öncelikle taşıyanın
navlunun tipi fark etmeksizin gönderilene hazırlık bildiriminde bulunması gerekiyor. Hazırlık bildirimi özü itibariyle ifaya davet niteliğinde bir bildirim. Hazırlık bildirimi gönderilen açısından alacaklı temerrüdünün oluşması ve yine sözleşmede kararlaştırılan belli bir tarih yoksa boşaltma süresinin, serbest zamanın başlaması açısından büyük önem arz etmektedir. Taşıyanın hazırlık bildiriminde bulunmasıyla birlikte 1174'te belirtilen temerrüdün oluşmasına ilişkin iki farklı durum meydana gelebilir. İlk olarak boşaltma için öngörülen sürede sözleşmede kararlaştırılmışsa süresterya süresi içinde, hatta bu süreler sona erdiğinde de boşaltma işlemi hala bitmemişse dahi yükü teslim etmeye devam edeceğini taşıyana bildirebilir. Diğer bir seçenek ise gönderilen yükü teslim almayacağını bildirebilir, hazırlık bildirimine cevap vermeyebilir yahut gönderilene hiçbir surette ulaşılamayabilir. Daha çok problemler bu seçenekte ortaya çıkmakta. Gönderilen yükü teslim edeceğini bildirmesi halinde taşıyan tarafından yapılan hazırlık bildirimine gönderilen tarafından cevap verilmiş, yani yararına işlem tesis edilen üçüncü kişi sözleşme gereği hakkını talep etmiş olacaktır. Buna göre taşıyan sözleşmede kararlaştırılan boşaltma limanına geldiğinde artık gönderilenle işbirliği halinde yükün boşaltılmasını sağlayacaktır. Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa Ticaret Kanunu 1203 uyarınca gönderilen iş bu mal varlığına ilişkin hakkını kullandığı anda navlun sözleşmesinde kendisine yüklenen her türlü alacağı ve oluşan diğer masrafları karşılamak durumundadır. Bu sebeple Ticaret Kanunu 1205'e göre eşyanın gönderilene teslimi durumunda taşıyanın başta navlun sözleşmesinden kaynaklanacakları olmak üzere almaya hak kazandığı diğer alacaklar için artık taşıtana rücu etmeyecek, bu borcun muhatabı yalnızca gönderilen olacaktır. Bunun istisnası taşıtanın taşıyanın zararına sebepsiz zenginleştiği durumlar oluşturur. Gönderilenin belirlenen sürede yükü teslim almaması halinde de navlun sözleşmesinde kararlaştırılan serbest zamanda ve devamında süresterya süresi dolduğu halde hala teslim tamamlanmayan yük gönderilen tarafından hiç alınmamışsa alacaklı temerrüdü söz konusu olacaktır. Uygulamada yük geminin tahliyesinden itibaren belirli aralıklarla yurt dışı ajantası veya gönderilene buna ilişkin uyarı bilgilendirilmesi yapılmasının faydalı olduğunu düşünüyoruz. Gönderilenin temerrüde düşmesi halinde alacaklı temerrüdü hükümleri kıyasen uygulanacaktır. Buna göre taşıyan borcundan kurtulmak ve daha fazla zarara uğramamak için yükü bir antrepo ya da bir ambara tevdi ederek borcundan kurtulabilir. Bunun için taşıyanın ifanın gerçekleştiği yer mahkemesine müracaatla tevdi yeri belirlenmesini isteyebilir. Navlun sözleşmelerinin konusu genellikle ticari mallar olduğundan bu durumda taşıyan doğrudan bir ardiyeye, depoya yahut emniyetli başka bir yere yükü tevdi ederek de bu borcundan kurtulabilecektir. Burada önemli olan husus, taşıyanın bu işlemden önce gönderilene mutlaka bildirimde bulunması gerekmektedir. Uğranılan zarar bakımındansa taşıyan serbest zamanında olmasıyla birlikte süresterya ücretini gönderilenden talep ve tahsil edebilir. Süresterya süresinden sonra zaman dilimi için taşıyan uğramış olduğu tüm zararı gönderilenden talep etme hakkına da sahip olacaktır. Taşıyanın bu şekilde eşyanın tevdiine karar vermesi durumunda bu tevdiden kaynaklanan tüm giderler yine gönderilenden talep edilecektir. Burada gider sadece ardiye masraflarıyla sınırlı değil, yükün ardiyeye sevki için
gerekli olan masraflar, yükün korunması için yapmış olduğu masraflar da bu giderler içinde değerlendirilmesi gerekir. Serbest zamanın, free zamanın başlangıcı da önem arz etmekte bu tür hukuki ilişkilerde. Uygulamada genellikle konteynerin gemiden boşaltıldığı an sürenin başlayacağı öngörülse de diğer hazırlık bildirimi gönderilene yapılmamışsa serbest zamanın başlangıcı gönderilene hazırlık bildiriminin iletilmesinden sonra başlayacaktır. Hazırlık bildirimi alacaklı temerrüdünün oluşması için biraz önce de söylediğim gibi ön koşuldur. Serbest zamandan anlaşılması gereken gönderilenin yükü sadece liman sahasında çekmiş olması değildir. Bazı durumlarda gönderilen doğrudan yükü konteynerle teslim alıp kendi işletmesinde boşalttıktan sonra taşıyana boş konteyneri teslim etmektedir. Bu nedenle serbest zaman yükün tamamen çekilmesi ve konteynerin taşıyana tekrar teslim edilmesine kadar geçecek sürenin toplamı kadar olduğu anlaşılmalıdır. Yine Navlun Sözleşmesi ile Süresterya süresi kararlaştırılabilir. Kararlaştırılmamışsa Süresterya süresi 10 gün olacak ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden serbest zaman bitimiyle süre başlamış olacaktır. Biraz önce belirttiğimiz gibi yükün taşıyan tarafından teslime hazır olduğu hale getirilmesi ve hazırlık bildiriminin gönderilene ulaşmasıyla serbest zaman başlayacaktır. Bu andan itibaren taşıyandan kaynaklı olmayan sebeplerle, örneğin limanda çalışan işçilerin işi yavaşlatması veya benzeri sebeplerle gönderilenin yükü alamaması halleri serbest zamanı durdurmayacaktır. Yani gönderilenin bir kusurunun olup olmadığına bakılmayacaktır. Bu sebepten gecikme nedeniyle taşıyanın uğramış olduğu zararları gidermekle yükümlü olacaktır. Çünkü taşıyan kendi faaliyet alanındaki her işlemi yerine getirmiş ve tamamen gönderilenin faaliyetlerinin sonucu hala limanda beklemeye devam etmektedir. Yargıtay bir kararında taşıma sözleşmesi gereğince yükün teslim edilmesiyle sözleşme hükümlerinin ifa edilmiş olduğu, gümrük idaresince yapılan el koyma gümrük mevzuatına ilişkin olup gönderilen gümrük mevzuatı gereğince yük üzerinde tasarruf hakkını kullanmamasının yükün teslim edilmediği anlamına gelmeyeceğini, gönderilen davalının TTK 1069 maddesi gereğince malı teslim almakla navlun ve navlun teferruatından olan bütün masrafları ödemekle yükümlü bulunduğu, konteyner malikinin uğramış olduğu bütün zararları da isteyebileceğine hükmetmiştir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde serbest zamanın durması söz konusu olabilecektir. Gönderilenin yükü teslimden kaçınması, hazırlık bildirimine cevap vermemesi, gönderilerin bulunmaması hallerine bakacak olursak da Navlun Sözleşmesi ile taşıyan borcu olan taşıma eylemini gerçekleştirmiş ve kararlaştırılan boşaltma limanına ulaşmış olduğu halde gönderilenin yükü teslim almaması ya da taşıyanın ifaya davetine cevap vermemesi ya da gönderilenin hiç bulunmaması durumunda gönderilen açısından artık Türk Ticaret Kanunu 1174-2 gereği temerrüt oluşacaktır. Bu durumda taşıyan borcundan kurtulmak için yükü bir antrepoya, depoya yahut emniyetli bir başka yere tevdi etmek durumunda. TTK 1174 taşıyanın bu tevdi işlemi zorunlu, yasanın bu hükmü gereği. Yani bu hallerin varlığı söz konusu ise taşıyan için tevdi işlemi bir yükümlülük halini almaktadır. Ayrıca ve özellikle bu durumu mutlaka taşıtana bildirmek zorundadır. Gönderilen burada mal varlığına ilişkin talep hakkını kullanarak yükü teslime hiç yanaşmasa da taşıyan bu kez navlun ücreti ve diğer giderlerin tamamını taşıtana rücu ederek tahsil yoluna gidebilir. Çünkü
aslında Türk Ticaret Kanunu 1200 gereği navlun borçlusu taşıtanın bizzat kendisidir. Ticaret Kanunu 1207'ye göre gönderilen eşyanın teslimini isteme hakkını kullanmazsa taşıtan navlun sözleşmesi gereğince navlunu ve diğer alacakları taşıyana ödemekle yükümlü olacaktır. Taşıtanın burada gönderilen yerine geçerek boşaltma esnasında yaşanan gecikme ve tevdi için yapılan her türlü masraftan sorumlu olacaktır. Çekilmeyen yükün tevdiye elverişsiz olması hali de söz konusu olabilir. Bazı durumlarda malum yükün bir yere tevdi edilmesi çok fiziken fiilen mümkün olmayabilir. Örneğin petrol taşıyan petrol yükü veya piyasa fiyatı olan bir mal ya da bozulacak türden bir ürün tevdi halinde kullanma elverişsiz hale geleceğinden burada tevdi dışında yükün satılması söz konusu. Bu durumda taşıyan mahkemeye müracaat ederek tevdi yapmanın mümkün olmadığını delilleriyle birlikte ortaya koyup hakimden satış için izin alacaktır. Yine bu durumda taşıtana mutlaka bildirimde bulunması zorunludur. Ancak eğer satışa tabi eşya piyasa değeri olan borsada kayıtlı veya yapılacak gideri oranına değeri azsa bu halde açık arttırma yoluyla satış zorunlu olmadığı gibi taşıtana bildirim zorunluluğu da ortadan kalkmış oluyor. Navluna konu yük icra iflas kanunu hükümleri doğrultusunda açık arttırma yahut pazarlık suretiyle satışı gerçekleştirilir. Sonrasında satış bedeli mahkemece belirlenen bir hesaba depo edilir ve navlun icretiyle taşıyanın yapmış olduğu masraflardan kaynaklı alacakları ile ilgili hukuki süreç depo edilen satış bedeli üzerinden devam eder. Sayın Başkan, benim de herhalde sürem doldu sanırım. Diğer arkadaşlarımın hakkını yememek adına ben de burada sunumu bitirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Bey, gayet yararlı bir sunum oldu. Hepimiz için oldukça istifade ettik. Sunumları geçiyoruz tabii ama artık bu konuda soru cevap bu konuda çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Ben hemen sözü fazla uzatmadan üçüncü konuşmacımız Sayın Ahmet Aydoğan'a sözü vermek istiyorum. Kendisi bugünkü sunumunda deniz taşımacılığında ordino ve önemi konusuna değinecek. Kısaca kendisini de tanımayanlar için tanıtmakta yarar var. Ahmet Aydoğan danışman, koleksiyoner, 1963 doğumludur. 1992-2008 yılları arasında Arkas'ta dokümantasyon müdürlüğü yaptı. 2008-2015 yılları arasında MSCR Dokümantasyon Türkiye Müdürlüğü ve ardından 2015-2018 yılları arasında ise Forwarder İlişkileri Yönetimi Türkiye Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ekim 2018 itibariyle kendi şirketinde denizde düzenli hat konteyner taşımacılığı hakkında Forwarder şirketlerine, iş ticaret şirketlerine, bankalara danışmanlık hizmetleri vermektedir. 2007 yılından bugüne kadar Deniz Ticaret Odası eğitim kadrosunda da eğitimler vermektedir. 2018 yılında Butikat bünyesinde Consumento eğitimi vermekte olup, Butikat Yönetim Kurulu kararı ile katılımcı üye olarak Deniz Çalışma Grubu üyesi olmuştur. 1680 yılından bugüne uzanan, çoğunluğu yurt dışından çeşitli kaynaklardan 30 yılda toplanmış yaklaşık 750 adetten oluşan Consumento koleksiyonu bulunmaktadır. Dünyada ilk sergisini 2014 yılında Deniz Müzesi'nde Beşiktaş'ta kendisi açmıştır. Uluslararası örgütler olan CMI, FIATA dahil olmak üzere DTO, İstanbul Barosu başta
başka birçok konuşmento sergisinde ülkemizde gerçekleştirmiştir. Birleşik Üniversitesi kendisini 2017 Taksim 04 sayılı kararıyla üniversitenin denizcilik tarihi uygulama ve araştırmaları danışma kurulunda bir olarak seçmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Tabii daha önceki lojistik ve taşıma hukuku komisyonunun seminerlerinden kendisini tanıdık. Ayrıca yapmış olduğu sunumla bu müzede ve diğer alanlarda kendisinin zengin bir konuşmento arşiv olduğunu ve bu sergilediği konuşmento örneklerini de aynı zamanda canlı olarak Barco Vizyon yoluyla izleme fırsatı bulduk. Ben sözü çok daha fazla uzatmadan hemen konuşmacımız Sayın Aydoğan'a bırakıyorum. Buyursunlar efendim. Efendim çok teşekkür ederim Sayın Hakimim Baki Bey. Öncelikle ben de Egemen Bey'e ve komisyon üyelerine bu güzel etkinliği sağladıkları, bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederim. Teknik tarafta Ali Bey'e tabii ki çok teşekkür ediyorum. Ve diğer katılımcı, sunumcu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur. Bugün ben tabii hukuk ve gümrük yanıyla değil, tabii ki benim yetkim ve yeterliliğim olmayan bir alandır bunlar, hukuk ve gümrük yönetmeliği ve kanunları açısından. Ben sadece yine koleksiyoner kimliğimle ve mesleki deneyimimle ve koleksiyonumdan hareketle kendimce bir araştırma yaptım. Bana özgüdür. Hiçbir yerden alıntısı olmayan bir çalışma yaptım. Tabii ki kanun maddelerine değineceğim ama yine üstüne basarak söylüyorum. Hukuk ve gümrük kanunu açısından, genel olarak hukuk ve gümrük kanunu açısından bir iddiam olmayarak ben ordinoyu söz konusu edeceğim. Bu anlamda da daha öncesinde bir araştırma yaptım ve Ütkat kanalıyla yayınlandı. Çeşitli yayınlarda da bakacağız. Yani en güncel konulardan bir tanesi, sevgili Turkay Hocam da zaten konuşmasının başında haklı olarak değindi. Bu konuda ben kendisine şöyle katılmak isterim. Hakikaten mesleğin içinde bir insan olarak şu anda da istisnai olarak da olsa ama geçmişte de çok can yakıcı bir şekilde ordino ücreti konusunda çok ciddi zararlar verildi. Hem malın tesliminde hem de tahsilatta sebepsiz zenginleşen birçok tırnak içinde kendisine taşıyan dendi. Bu tartışma bence çok yararlı oldu Türkiye'ye. Neden? Bu cesaretin biraz önüne geçildi. Yani daha istisnai, daha spesifik hale geldi bu konu. Ben sunumuma başlayayım. Zamanıma büyük ihtimalle uyacağımı tahmin ediyorum. Çok sınırlı bir sunum hazırladım. Alabilirsek ekrana sunumumu. Evet, deniz taşımacılığında ordino ve önemi başlıklı benim konum. Baktığımızda slide'ı değiştirebiliriz arkadaşlar. Evet, güncel görüntüsü, buna biz ne diyoruz? Buna yük teslim talimat formu, yük teslim belgesi, teslim talimatı, etiketli konşimento, sonuçta dünyada D kesme işareti, O delivery order, goods delivery order dediğimiz bir teslim barakasından bahsedeceğiz. Türkiye'de ciddi anlamda hala tartışılan, Anayasa Mahkemesi'ne kadar konu uzanan, Yargıtay'da çeşitli kararları olan, Danıştay'da özellikle Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü yetkisinin alanlarına girmeyen konularda, işte yetki iptali davalarına konu olan, liman işletmeleriyle taşıyanlar, liman işletmeleriyle gönderilenler, ithalatçılar arasında ciddi ihtarlara, yazışmalara sebep olan bir konu, ordino. Ordino'ya baktığımızda nereden nereye gelmişiz, ne zaman ordino söz konusu olmuş, ona bir bakalım. Devam edebiliriz. Evet, ordino mesela Türk basınında rastlanan manşetlerden iki tanesini seçtim. Ordino kalktı.
Sırada ihracatçıyı zora sokan diğer keyfi liman masraflarına dur demek var. Tabii Ordino sadece Ordino tartışmasıyla sınırlı da kalmadı. Diğer lokal masraflar, özellikle ithalat, eşyanın ithali serbest dolaşıma girişi sürecinde lokal masraflarda tartışılmaya çalışıldı. Bu devam ediyor. Diğer bir manşet ise şöyle, nakliye acenteleri tarafından gümrük işlemleri sırasında firmalardan kanun dışı olarak tahsil edildiği belirtilen ve sanayicilere yükü yıllık 700 milyon lirayı bulan Ordino bedeli kaldırıldı. Tabii burada dayanaklar çeşitli kararlar, yargı kararları, bu Danıştay, daha çok dayanılan Danıştay kararında bu var. Diyor ki sadece bahse konu idari tasarrufun iptal edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu da Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün hem yük teslim talimat formu kullanımı ile ilgili hem de bunun bedelinin belirlenmesi ile ilgili iptal kararları alınmıştır. Evet, devam edelim. Şimdi benim koleksiyonumdan 1798 yılı konşimentosu, tabii 1680'e kadar inip bugüne kadar geldiğimizde belli bir yerde ordinoların, ordinonun söz konusu olduğunu görüyoruz. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası konşimentolarda ordino kelimesinin konşimentolara derc edildiğini görüyoruz. Burada gördüğümüz konşimento 1798 yılı konşimentosudur ve burada ordinoya herhangi bir şekilde atıf yoktur. Öncesinde ve sonrasında 1900'lü yılların başına kadar pek böyle bir kelimeye rastlamıyoruz. Burada görünen şekli, gördüğümüz gibi konşimento işte Allah'ın emriyle başlayıp amin diye biten, ilginçtir bu konşimento. Tabii birçok yönleriyle araştırmaya muhtaç, akademik ve bilimsel çalışmaya muhtaç bir koleksiyon içinden bir tanesi. Ve 4 orijinal düzenlendiği kayda alınmış ve yine bugün aynı paralelde konşimentolarda, güncel modern konşimentolarda olduğu gibi diyor ki işte bu 4 orijinalden kaç orijinal düzenlendiyse, işte burada 4 tane, bir tanesi eğer yükün istemi talebiyle teslim edilirse diğer 3'ü otomatikman hükümsüz kalır. Bugün de aynı şekilde devam eden bir hayattır ama Türkiye'de bir yanılgı var tabii. Yine tırnak içinde kendisine taşıyanım diyen meslek sahiplerinin bazen gönderileni ithalatçıyı yanılttığı ve bu ithalatçının da yasal hakkını bilmediği durumlarda işte full seti isterim deyip kendisine zaman kaybettirdiği, ithalatçıya yurt dışında kalan, bankada kalan diğer orijinalleri arayıp bulma zorunluluğu gereksiz yere ortaya koydu ve masraflara, demoraja, ardiyeye, yükün gecikmesine, eşyanın üretime katılmasına engel olduğunu da hala bile görüyoruz. Ama 1230. maddede görüyoruz ki biz konşimentonun meşru hamili eşyayı almaya yetkilidir. İkinci fıkrada da diyor ki konşimento birden çok orijinal düzenlenmişse bir orijinaliyle eşya gönderilene teslim edilir. Bu Türkiye'de bir eksiklik olarak hala özellikle ithalatçıların fazla bilincinde olmayan bir konu. Evet, geçebiliriz arkadaşlar. Slide'ı geçebiliriz. Evet, benim baktığımda hemen bir önceye, evet, hemen baktığımda işaretledim de zaten benim koleksiyonumda bulunan konşimentolardan 1937 yılına dair konşimentoda işte Delivery Order ismini görebiliyoruz. 1939 yılında yine Delivery Order diye Ordino'ya işaret ediyor. Devam edelim. Evet, bu da 1938 yılında düzenlenmiş Ordino'nun bir görselidir. Romanya'da düzenlenmiş bir şeydir, belgedir. Ordino düzenlenmeye devam ediliyor. Bunun nedeni arkadaşlar, sayın katılımcılar, bunun nedeni artık taşımacının geçmişte olduğu gibi gemisiyle gelip de kaptanın bizatihi konşimentoyu elden teslim alıp, bir orijinalini elden teslim alıp orada meşruiyeti tespit ve malın, eşyanın meşru alıcısı budur diye konşimentoyunda meşruiyetini tespit edip vermesinden sonraki
olan gelişmelerdir. Özellikle liman işletmelerinin yaygınlaşması, düzenli hat taşımacılığının 1845'ten itibaren yaygınlaşması, acentelerin belirlenip geminin daha çok limanda zaman kaybetmeden denizde seyir halinde olması ve karlılığının artırılması gibi sebeplerle acentelikler gelişiyor ve uğrak yaptıkları yerlerdeki yerel acenteleri de görüyoruz ki konşimantolarda. Konşimantolar üzerine iletişim kurulabilmek için derc ediyorlar ve örneğin Türkiye'ye gelen o yıllardaki 1900'lü yıllardaki konşimantolarda bakıyoruz. Temel limanlarda İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de, İskenderun'da gibi Trabzon'da acentalarını gösteriyorlar. Tabii bu acentalar saklama sözleşmesiyle liman işletmelerine bırakılan yüklerin karşılanması, manifestolarının verilmesi, gümrük işlemleriyle ilgili kendilerine müracaat eden ve malın teslimi iradesini beyan edenlerden konşimantonun alınıp işte ordino bu devrede bu esnada devreye giriyor ve ordinonun tanzim edilerek verilmesi. Belli bir yere kadar zaten bizim geçmiş gümrük kanunumuzda 1615 sayılı gümrük kanununda ordinonun kendisi vardı ve sonradan 4458 ile birlikte gümrük işlemleri, malın serbest dolaşıma girişinde gümrük idaresinin gümrük işlemlerinde buna ihtiyacı olmayacağı tespit ediliyor ve ordino kelimesi gümrük kanunundan çıkarılıyor. Devam edelim lütfen. Evet, bu ordino görseli de o yıllarda 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda kullanılan ordino görselidir. Rahmetli Necmettin Akten, Profesör Doktor Necmettin Akten'in kitabından alınmıştır. Güzel bir görseldir. Evet, bugün araştırdığımızda dünyanın birçok yerinde istisna ülkeler var tabii ki. Bunların başta gelenleri biraz sonra değineceğim. Brezilya, Venezuela, Angola, Paraguay gibi. Burada zaten bizim ihracatçılarımıza da bir uyarımız olacak. Yani orada neyle karşı karşıya olacaklar ve konşimantolar üzerine güncelde taşıyanların, freight forwarderların bunu uyaran uyarı notları, clause'ları koyduklarını göreceğiz. Küçük bir araştırma yaptığımızda dünyada işte güncel örnekleri, delivery order diye güncel örneği var. Hemen görselde gördüğümüz gibi. Bir sonraki slide'a geçebiliriz. Evet, bugünküyle Türkiye'deki görseli budur. Hala uygulanan, liman işletmeleriyle taşıyan, gönderilen arasında malın tesliminde kullanılan etiketli konşimento, teslim formu veya ordino diyerek ilerleyeceğiz. Evet. Şimdi ordinonun tanımına geldiğimizde bir tek konşimento altında, klasik tanımı bu. Bir tek konşimento altında yollanmış misli malların muhtelif alıcılara parça parça tevdiğini ve onların da satın aldıkları malları müstakilen teslim alabilmelerini sağlamak üzere tanzim olunan belgelere verilen isimdir. Bu çarklık parti taşımacılığa dair işte bir tek konşimento altında gelen malların farklı alıcılara teslim edilmesi söz konusu olduğunda düzenlenen bir evrak olarak, döküman olarak tanımlanıyor. Buna karşılık delivery order taşıyan veya kaptan tarafından imza veya paraf edilmişse durum farklıdır diyor. Bu nevi belgelere ships delivery order adı verilmektedir. Bu sonuncu belgeler konşimantonun iadesi karşılığında kaptan tarafından tanzim ve tevdi veya konşimanto hamili tarafından tanzim edildikten sonra taşıyana paraf ettirilmek suretiyle kaptana ibraz edilir. Taşıyan veya kaptanın imza ve parafın havi bu belgeler, iş bu imza ve parafı taşımaları dolayısıyla bundan böyle konşimantonun bu küpürü mütalaa edilerek tıpkı konşimento gibi MTI temsil fonksiyonunu kazanırlar ve hamillerin yükün teslimini, talep ve dava hakkını temin ederler. Faeman Tekil'in kitabından alınmış bir tanımdır. Tabii bu konuda birçok tanım vardır. Peki Bülent Sözer hocamızın kitabına baktım. Ne der bu konuda? Deniz Ticaret Hukuku bir kitabında çok ciddi olarak taşıyanın asli borcu olan teslim borcu. Çünkü konşimantoya baktığımızda kamu itimadına mazhar taşıma ve teslim borcu senedi der. Yükü zilyetine aldıktan sonra
bir saklama sözleşmesiyle taşınması kararlaştırılan yere götürdükten sonra bu taşıma saklama sözleşmesinin karşılığı olarak da konşimentonun meşru hamilinin yükü teslim alma iradesini beyan etmesi sonucunda konşimentoyu bir orijinalini hakkıyla cirolanmış olarak teslim aldığında teslim borcunu yerine getirilmiş olur ve Nağlun Sözleşmesi'nden kaynaklı borçlarının son aşamasına gelmiş olur. Bülent Hocamız burada kitabında benim dikkatimi çeken şunları yazmış. Fiili taşıma süresinin sonunda yükün gönderilene teslim edilmesi de taşıyanın taşıma sözleşmesinden doğan asli borçlarından bir tanesidir. Teslim taşınmış olan mal üzerindeki doğrudan ziyetliğin gönderilene devri ile gerçekleşir. Teslim taşıma sözleşmesinden doğan borçların ifasını içeren ve tüm akdi ve kanuni borçların tam ve gereği gibi ifade edilmiş olması şartı ile taşıyanın sorumluluktan kurtulmasını sağlayan işlemdir. Devam ediyoruz. Evet, yine Bülent Hocamız şöyle devam ediyor. Teslim, taşıyanın yük üzerindeki doğrudan ziyetliğin gönderilene, daha doğrusu yükü teslim almaya yetkili olan kişiye devredilmesi demektir. Teslim işlemi ise boşaltma fiili ile bağlantılıdır. Hukuki niteliği bakımından teslim, taşıma sözleşmesinden doğan borcun ifa edilmesidir. Teslim esnasında iki taraflı bir hukuki işlemdir. Bu bakımdan da her iki tarafın iradelerinin uyuşması sonucu gerçekleşir. Bir taraftan taşıyanda yük üzerindeki doğrudan zilyetliğini gönderilene devir etmek iradesi ve diğer taraftan da gönderilenin yük üzerinde doğrudan zilyetliği devir almak iradesi bulunmalıdır. Ancak bu iki iradenin karşılıklı mütabakatı üzerine teslim gerçekleşebilir. Bülent Hocamıza bu kitabından dolayı çok teşekkür ederiz, buradan aldık. Yani burada taşıyanın asli borcu olan teslim borcundan soyutlanması gibi bir tehlike sanki doğuyor Türkiye'deki tartışmalarda. Tabii ki doğru bir zemine zamanla oturacaktır. Bunları özellikle dikkatinize sunmak istedim. Bir de Türk Ticaret Kanunu maddeleri açısından baktığımızda bir kere 1237'ye bir de taşıyan ile konşimento hamili arasındaki hukuki ilişkilerde konişmento esas alınır. Konişmentoyu, yani gönderilen ya da konşimentonun meşru hamili gelip taşıyana ibraz etmek zorundadır. Konşimento söz konusuysa tabii. Diğerinde taşıyan ile taşıtan arasındaki, bir geri dönebilir miyiz? Taşıyan ile taşıtan arasındaki hukuki ilişkiler Nağlun Sözleşmesi'nin hükümlerine bağlıdır. Tabii gönderilen aynı zamanda taşıtan ise, Nağlun Sözleşmesi tarafı ise, bu da dikkate alınması gereken bir şeydir. Konşimento elindedir, meşru hamilidir ama aynı zamanda Nağlun Sözleşmesi'nin taşıtan tarafıysa burada da Nağlun ve diğer alacaklarla ilgili bir borcu vardır. Münasebeti gerektirir taşıyanla. Buyurun lütfen. Hamburg kurallarından alınan tanımı konşimento ile ilgili 1228. maddede konşimento bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını ve gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı ancak onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senettir. Burada da anlıyoruz ki gönderilenin, konşimentonun meşru hamilinin yolu önce istem hakkını, eşyayı istem hakkını taşıyana konşimento kanalıyla ibraz etmesi gerekiyor. Yani bunu bypass etmemiz mümkün görünmüyor. Evet, devam edelim lütfen. 1230. maddede konişmentonun meşru hamile eşyayı teslim almaya yetkilidir. Konişmento birden çok nüsha olarak düzenlenmişse eşya tek nüshanın meşru hamiline teslim edilir. Tabi burada meşruiyet yine Türkiye'de tartışılan bir konu. Ciro'nun yöntemi, ciro'nun şekli, şemali ile ilgili tartışmalar vardır. Burada asıl benim mesleki olarak tecrübem şunu gösteriyor bana. Acaba o konşimento sahte midir, değil midir? Bu son derece önemli. Tabii ki bunun yanında taşıyan bilinçli olarak Ciro'nun, Ciro silsilesinin nasıl olması gerektiğinin farkında olup konşimentonun gerekli Ciro'lara havi olup olmadığına da bakmak zorundadır.
Konşimento'nun sahtekarlığı son derece yaygındır dünyada maalesef. Konşimento sahte, konşimento düzenlenmesin diye dünyadaki en büyük taşımacılar ve global freight forwarder'lar çok ciddi önlemler almışlardır. Konşimentolar adeta bizim darphanedeki yöntemlerle o kadar özellikle matbaalarda basılıyor. Milyonlarca dolar yatırım yapıp bu konşimentoların sahtesinin üretilebilmesinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Bu nedenle yine konşimentonun yolu taşıyanın üzerinden geçmek zorundadır. Bir liman işletmesi veya gümrüğün bu ciroların tam ve eksiksiz olup olmadığını ve konşimentonun sahte olup olmadığına karar vermesi gerçekten çok mümkün görünmemektedir. Devam edelim lütfen. Konşimentonun geri verilmesi karşılığında eşyanın teslimi. Eşya ancak konşimento nüshasının eşyanın teslim alındığına ilişkin şart düşülerek geri verilmesi karşılığında teslim edilir. Dünyada olduğu gibi bugüne kadar da Türkiye'de şart düşülmesinin karşılığı işte etiketli konşimento, ordino, yük teslim belgesi gibi kendisini göstermiştir. Bu şerhi düşecek olan da tabii ki taşıyandır. 1237'yi okumuştuk. Taşıyan ile konşimento amili arasındaki hukuki ilişkilerde konşimento esas alınır. Bunu geçebiliriz lütfen. Evet, bu konu Anayasa Mahkemesi'ne de söz konu olmuştur. Burada mülkiyet hakkının ihlali yani ordinoyu taşıyana yolunu geçirmeden, ordino almadan malın serbest dolaşıma giriş işlemlerini yaptıktan sonra kendisine emanet edilen taşıyanın ifa yardımcısı dediğimiz liman işletmesinden malı teslim almak isteyen bütün gümrük mükellefiyetlerini yerine getirdiği halde çıkış işlemlerini de yapmıştır gümrükte. Ama tabii bu liman işletmesi de teslimden kaçınmıştır. Çünkü kendisi bir emanetçidir ve taşıyanın kendisiyle yaptığı saklama sözleşmesi gereği olurunu beklemektedir. Bu olurunun da göstergesi elektronik olabilir, bir belge vasıtasıyla olabilir. Ondan kaçındığı için burada ilgililerin dikkatine çekmek istedim. Bu konuda İstanbul Barosu zaten Lojistik ve Taşıma Komisyonu bir çalışma yapıp değerlendirme yapmıştır. Bunu sizlere iletmek istedim. Bu kararda Anayasa Mahkemesi başvurucunun haklılığı sonucuna ermemiştir. Devam edebiliriz arkadaşlar. İhracatçılarımızın özellikle dikkat etmesi gereken bir konu var. Hani Türkiye'de tartışıyoruz, ordino olmamalıdır, yoktur, işte kalktı gibi çeşitli kararlardan sonra bu savunuluyor. Evet, olabilir, yani kalkabilir. Çünkü ordino'nun bazı durumlarda ya da konşimento'nun aslında yok sayıldığı bazı ülkeler var ve bu biliyoruz ki kanun taşımacılık uluslararası olabilir ama kanun yereldir. Bu yerellik karşısında çaresiz kalan taşıyanlar konşimentolarına gördüğünüz paragrafı eklerler, sonradan eklerler. Ve en kötü tarafı tabii ihracatçının bunun bilincinde olmaması, önceden uyarılmaması, konşimentoyu eline aldığında bunu görmesi ki çoğunlukla ihracatçılarımızın, dış ticaretçilerimizin aldıkları konşimentoyu okumadıklarını görüyoruz. Bu da bir talihsizlik ve sürprizlerle karşılaşıyoruz. Armatörler veya taşıyanlar ne ekliyorlar böylesi ülkelerde? Venezuela, işte Brezilya, Paraguay, Angola gibi. Orada meğerse gümrük veya devlet kendi regülasyonları gereği konşimento olmaksızın taşıyanın da teslim borcunu bypass ederek eşyayı teslim edebiliyormuş. Bakın aynen şöyle çevirisi yazıyor. Taşımacının sorumluluğu malların tahliyesinden ve gümrüğe tesliminden sonra sona erer. Taşımacı Brezilya gümrük kanunlarına göre malların konşimento ibrazı olmaksızın alıcıya teslim edilmesinden dolayı sorumlu tutulamaz. Hani diyoruz ya malı ve malın mülkiyetini ihtiva eden kıymetli emtia senedidir. Ama bu ülkelerde demek ki bazı durumlarda bu kıymetli emtia senedi yani devredilebilir olsa bile emrine düzenlenmiş ya da hamiline düzenlenmiş olsa bile bu konşimentolar görmezden gelinip yok sayılıp
mal teslim edilebiliyor ve bu ülkelerin çok kötü bir ünü vardır dünyada. Bu yüzden çok dikkatle ticaret yapmaya çalışırlar. Dış ticarette risklerden en büyükleri de bu ülkeler özelinde budur. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ülkemizin de bu duruma gelmemesine bu tartışmalar sonucunda anlaşarak gelineceğini umut ediyoruz. Günümüz konşimentolarında bakın ekranda olan stamplar matbu olarak yazılır. Burada işte konşimentonun devredilebilir olup olmamasına göre eşyayı nasıl teslim edeceğine dair şerhler düşülür. Surrender clause dediğimiz teslim clause'larında bunlar vardır. Örneğin burada diyor ki eğer bir devredilebilir konşimentoysa bir orijinali mutlak olarak hakkıyla cirolanmış olarak tacir taşıyana verecektir. Ne için? Ya malı teslim edeceğim ya da burada gördüğünüz gibi ordinoyu teslim edeceğim diye ortaya koyuyor. Devamında da bazı armatörler işte Amerika ve benzeri ülkelere taşıma yapıyorlarsa devredilemez konşimento ile ilgili ciddi anlamda oradaki hukuksal durumu ortaya koyan konşimentosuz da teslim edilebileceği, etmek zorunda kalabileceğine dair değinir. Örneğin en alttaki ülkemizin taşıma firması taşıyanı Arkas denizciliğin şeyinden gelmiştir. İşte orada da bir orijinal mutlak olarak imzalı cirolanmış olarak kendisine teslim edilmesini ister ve malı veya teslim formunu yani ordinoyu vermek için devam edebiliriz. Evet, bunu okuduk, geçebiliriz bunu. Evet. Şimdi ciro da çok çok önemli. Bunun üzerinde çok durmayacağım tabii. Yani nasıl ciro yapılması gerektiği, örneğin to order emre düzenlenmiş ve shipper yükletenin emrine Türk Ticaret Kanunu açısından da sayılan bir konşimentonun yükletenin cirosuna haiz olması gerekir. Bunu denetleyecek olan da öncelikle taşıyanın kendisidir. Teslim borcunu ifade edebilmesi için ciroların da hakkıyla yapılmış olması olmasına son derece dikkat edecektir. Devam edelim lütfen. Evet, bir de Türkiye'de tartışma hep konşimentonun varlığı, deniz taşımacılığında konşimentonun varlığı üzerine sürmüştür. İşte gümrüğe ibraz ederse konşimentoyu taşıyana uğramazsa, işte malın serbest dolaşımında herhangi bir engel olmaması gerektiği şeyiyle iddiası üzerinden gider. Ama bir de biliyoruz ki Türkiye'de 1242. maddede deniz konşimento dışında denizde diğer taşıma senetleri vardır. Bunlar kıymetli evrak değildir ve bunlar kağıt olarak da ticari tedavülde değildirler. Buna dünya terminolojisinde seaway bill diyorlar. O zaman ne yapacağız? Bu da ciddi bir sorudur. Ya da konşimento düzenlendiği halde bir teslim emri geldiyse buna telex release diyorlar. Bunda ne yapacağız? Taşıyanı bu şeyden teslim asli borcundan soyutlarsak Türkiye hakkında, Türkiye için ciddi anlamda problemler doğacağını ben öngörüyorum. Ve sanıyorum benim sunumum bitti. Sonuna gelebiliriz. Bir sonraki slayta geçelim. Çok teşekkür ederim. Umarım süre sınırımı aşmamışımdır. Anlatabildiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biraz açtık ama artık yapacak bir şey yok. Ama çok başkanımıza sığınıyorum, sağ olun. Evet, gerçekten teşekkür ediyoruz. Bugünkü sabah oturumumuz, gerçi artık öğleden sonraya sarktı, 5. oturumu. Son konuşmacısı olarak Avukat Güneş Köksal, kendisi Çin'in Renmin Üniversitesi'nden eşlik ediyor. Konteyner demirajını Çin ve Türkiye karşılaştırması mukayeseli olarak bizlere anlatacak, sunum yapacak. Kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz. Konuşmacımız ayrıca kendisinin kısaca özgeçmişinden bahsederse de seviniriz. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Umarım sesim geliyordur. Herkese merhaba. Ben Güneş Köksal. 2017 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Bir yıl zorunlu stajımı tamamlayıp 2018'de avukatlık ruhsatımı aldım. Daha sonra zaten Çince öğrenmeye başlamıştım. Bu yüzden Pekin'de bir süre dil okuluna devam ettim. Sonra 2019 yılında Ramin Üniversitesi'nde Çin Hukuku yüksek lisansıma başladım. Sözleşmeler, ceza, ne bileyim ticaret, şirketler tarzı yoğun bir ders programından sonra tezimi yazmaya başladım. Konum da konteyner demirajıydı. Bugün de elimden geldiğince bu konuyu karşılaştırmalı olarak anlatmaya çalışacağım ama tabii ki Çin hukukunun üzerinde daha çok durmak istiyorum çünkü çoğunlukla bahsettim zaten. Sürede kısıtlı olduğu için biraz özet ve kompakt bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu arada Sayın Egemen teşekkürlerimi de yapayım. Sayın Egemen Gürsel Ankaralı'ya İstanbul Barosu Lojistik Atışımı Komisyonu'na çok teşekkür ediyorum. İlk defa alanında bu kadar profesyonel hukukçularla beraber bir etkinlikte sunum ve konuşma yapacağım. O yüzden biraz heyecanlıyım. Eğer bir hatam olursa lütfen şimdiden affedin. Sunuma başlayabilirim. Ali Bey, size teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olacaksınız sunumumda. Sunumun içeriği öncelikle şu şekilde olacak. Konuya genel bir giriş yaptıktan sonra biraz Çin'deki deniz ticaret hukuku kaynakları ve mahkeme sisteminden bahsetmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Sonra konteyner demirajının hukuki mahiyeti birçok ülkede olduğu gibi Çin'de de tartışmalı. Kısaca bu tartışmalardan bahsedeceğim. Sonra konteyner demirajı gönderilenle çok bağlantılı bir konu olduğu için bir yerde Türkiye ve Çin'deki mahkeme kararları ve doktrinal tartışmalar üzerinden gönderilenin durumunu anlatacağım. Daha sonra yine mahkeme kararları üzerinden demiraj süresi ve parasının hesaplanmasından bahsedeceğim. Konteyner demiraj ücretleri çok yüksek miktarlara ulaşabiliyor ve mahkemeden bunun indirilmesi talep edilebiliyor. Bu düzeltmenin hangi kıstaslara göre yapıldığını yine çeşitli mahkeme kararları üzerinden açıklayacağım. Son olarak da zaman aşımı iki ülkede de bir yıl olarak belirlenmiş. Ancak başlama noktası özellikle Çin'deki uygulamada çok farklı şekillerde hesaplanabiliyor. Bu kararları ve bunlara yapılan eleştiri ve itirazları anlatacağım. Bir sonraki slide'a geçebiliriz. Deniz taşımaları ya en ucuz yol olduğu için zaten araştırmalara göre taşımacılığın yaklaşık %86'sı deniz yoluyla yapılıyor ve konteyner kullanımda işleri çok hızlandırdığı için yoğun olarak kullanılıyor. Dünyanın en yoğun konteyner limanı da Şangay'da bulunuyor. Çin ve Türkiye arasındaki ithalat ve ihracatında yaklaşık %51'i deniz yoluyla taşınıyor. Ve Çinli ve Türk iş adamlarının bahsettiğine göre de iki ülke arasındaki ticarette en büyük sorununu lojistik ve legal problemler oluşturuyor. Ben konteyner demirajını incelerken üç başlık altında topladım konteyner demirajı ile ilgili problemleri. Bunlardan birincisi aşırı yüksek konteyner demiraj bedellerinin olmasıydı. Çünkü taraflar üstünde çok büyük ekonomik baskı oluşturabildiğini gördüm. İkincisi iki ülkede de konteyner demirajı ile ilgili her konuda her çıkabilecek problemde açık bir düzenleme bulunmuyor. Bu yüzden daha çok uygulamalarla, mahkeme kararlarıyla ilerleyen bir düzen var. Son olarak da düzenleme olmaması sebebiyle özellikle Çin'de çok çelişkili mahkeme kararlarına rastlanabiliyor. Bu da doktrinal tartışmaları çok alevlendiriyor. Bu problemler üzerinde durdum daha çok. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Evet, şimdi de biraz deniz ticaret hukuku kaynaklarından bahsetmek istiyorum oradaki. Türkiye'deki kaynakları ve mahkeme sistemini biliyoruz. Deniz ticaretiyle ilgili temel kaynak orada öncelikle 1993'te yürürlüğe giren Deniz Ticaret Kanunu. Olabildiğince uluslararası protokollere uyumlandırılmış maddeler içeriyor. Bu kanunda boşluk bulunması durumunda da diğer kanunlar uygulanıyor. Sözleşmeler kanunu uygulanıyordu bu zamana kadar ama geçen sene çıkan yeni yürürlüğe giren medeni kanun sözleşmeler hukuku kısmı ve deniz taşıma sözleşmeleri ve taşıma sözleşmeleri genel olarak içerdiği için artık bu kanun hükümleri uygulanıyor burada boşluk bulunması durumunda. Deniz ticareti uyuşmazlıkları için de özel olarak 99'da yürürlüğe giren deniz usul kanunu uygulanıyor. Ancak bu kanunda boşluk bulunması durumunda medeni usul kanunu uygulanıyor.
Çin'de 4 çeşit mahkeme var buradakinin aksine. Orada önce bir temel taban mahkemeler, bunlar lokal seviyede. Sonra orta seviye mahkemeler, daha sonra yüksek mahkeme, sonra da en yüksek mahkeme bizdeki Yargıtay olarak, Yargıtay benzeri diyebileceğimiz. Ama farkı şu Yargıtay'dan, bir uyuşmazlıkta mesela yüksek mahkeme karar veremediğinde en yüksek mahkemeden resmi olarak görüş talep edebiliyor ve bu görüşler de yayınlanıyor. Kaynak ve gerekçe olarak kullanılıyor ve yani görüş isteyen mahkeme buna göre karar veriyor. Aynı zamanda Türkiye'deki içtihat birleştirme kararlarına benzer örnek karar adı altında kararlar da yayınlanıyor. Deniz Ticaret Mahkemeleri ise özel mahkeme olarak kurulmuş. Bunlar biraz daha farklı. Mesela internet mahkemeleri, ne bileyim Fikri Sinayi Haklar Mahkemeleri gibi özel çeşit mahkemeler. Bunların deniz ticaret mahkemeleri olanlar Çin'de büyük liman kentlerinde bulunuyor. Derece olarak da orta seviye mahkeme olarak kabul ediliyor. Yapılan istinaf, temiz yolları buna göre bir üst mahkemeye yapılıyor. İki dereceli temiz sistem var orada da. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Şimdi biraz konteyner demirajının hukuki mahiyetiyle ilgili tartışmalardan bahsedeceğim. Türkiye'de götürü tazminat ve ceza koşulu üzerinde çok durulan bir tartışma var. Ama Çin'de bununla ilgili çok farklı teoriler var, çok farklı tartışmalar var. Birincisi kira teorisi. Bu teori demiraj parasının konteynerin uzun süre işgalinden kaynaklanan bir kira bedeli olduğunu savunuyor. Ancak eleştiriler kiranın mülkiyet hakkından sağlanan bir kazanç olduğunu ve konteyner demirajında ekstra bir kazanç amacı olmadığını, en azından olmaması gerektiğini, taşıyan konteyneri bir yerden kiralasa bile bunun kira sözleşmesi olup deniz ticaretine değil borçları ilgilendirdiğini söylüyor. Götür tazminat sözleşmenin ihlali halinde ödemesi önceden kararlaştırılmış bir tazminat olarak karşımıza çıkıyor. Konteyner demirajında serbest süreçinde konteynerin boşaltılıp geri verilmesi gerektiğinden demiraj bedelinin götür tazminatı olarak sayılması mantıklı görünüyor. İngiltere'de de bu kabul ediliyor. Endüstri uygulaması teorisinde ise Çin'de konteyner taşımacılığında uygulanan ve uygulandığı bütün ilgililerce bilinen bir durum olduğu için yıllardır da bunun devam ettiği gerekçesiyle hukuki olarak bir yere oturtulması dışında bunun sırf endüstri uygulaması olması sebebiyle meşru olduğunu savunuyor. Ceza koşulu da borcun ifade edilmemesinden doğan zararın önceden tespitiyle ve hatta borçlunun borcu ifaya zorlamak için çoğunlukla da Yargıtay kararlarındaki gerekçelere göre yüksek miktarlarda belirlenen bir tazminat türü. Yani borçlunun üstünde ekonomik baskı kurarak borcun ifasına zorlamak için olan bir araç. Bu ayrım da Yargıtay kararlarında Türkiye'de zaten hani miktarının çokluğuyla işte muhtemel zarardan doğması muhtemel ya da gerçek zarardan çok çok yüksek olmasıyla ayırt ediliyor. Ama Çin'de ceza koşulu konulabilecek sözleşmeler çok sınırlandırılmış. Yani aslında ceza koşulu olarak kabul edilmiyor hiçbir şekilde bu tazminatlar. Eğer kanunda belirlenmiş özel sözleşmelere konulmadıysa. O yüzden bu tartışma aslında Çin'de çok fazla da olan bir tartışma değil. Ceza koşulu tartışması. Bunları anlatmamın sebebi verilen mahkeme kararlarında bazen bu hukuki mahiyeti nitelemesi konteyner demirajının kararların niteliğini de değiştirebiliyor. O yüzden kısaca bahsetmek istedim. Şimdi bir sonraki slayta geçebiliriz. Gönderilenin durumundan bahsetmek istiyorum. Çünkü deniz yolu taşımalarında gönderen ve taşıyan taşıma sözleşmesi yapıyor ve aslında gönderilenle taşıyan arasında yani imzalanmış bir sözleşme çoğu zaman bulunmuyor. Taşıyanla gönderilen arasındaki ilişki esas olarak konuşma adadan doğuyor. Ancak taşıma sözleşmesi Türk hukukunda üçüncü kişi yararına sözleşme olarak da kabul edilebiliyor ve gönderilen üçüncü kişi yararına sözleşmenin özelliklerine göre yükü kabul ettiğinde ya da talep ettiğinde ya da teslim aldığında taşıma sözleşmesi hükümleriyle bağlı hale geliyor ki bu konuya hesaplama kısmında da biraz değineceğim. Türkiye'de Yargıtay kararlarına göre üçüncü kişi yararına sözleşme özelliklerine göre gönderilenin yükü teslim alması aslında bir hak olarak görülüyor. Ancak konuşmantonun ibrazı ile yükü teslim almak
bir yükümlülük haline geliyor ve gönderilen konteyner demiraj bedelinden sorumlu olabiliyor. Çin'de ise gönderilenin yükü teslim almasının bir hak mı, sorumluluk mu olduğu yakın zamana kadar tartışmalı bir konu olmuş. Sözleşmeler Kanunu'nda ve şimdi yeni Medeni Kanunu'da gönderilenin yükü hemen veya zamanda gibi çevrilebilecek bir şekilde teslim almasıyla ilgili madde bulunuyor ve bu madde mahkemelerce bunun bir yükümlülük olduğu şeklinde yorumlanıyor. Bu sebeple de verilen çeşitli kararlarda gönderilen yükü talep etmese, kabul etmese bile veya konişmentoda belirlenen gönderilene ulaşılamasa bile konteyner demiraj ücretlerinden sorumlu tutulduğu haller oluyor. Bazen taşıtanlar gönderilen olarak kurdukları kağıt şirketleri gösterdikleri durumlarda hani konteyner demiraj ücretlerinden kaçmaya bile olanak bulabiliyor taşıtanın kendi üstüne kalmaması için ve bu gerçekten hala büyük bir sorun oluşturuyor gördüğüm kadarıyla. Ama daha sonra tabii özellikle İpek Yol Projesi'ne başlandıktan sonra uluslararası taşıma uyuşmazlıkları ile ilgili düzenlemelerin yeknesaklı ve diğer ticaret yapılan ve yapılacak ülkelerle uyum kapsamında bu tür kararlar gönderilene yeterli korumanın sağlanamaması sebebiyle sıkça eleştirilmiş. En yüksek mahkeme bizdeki Yargıtay gibi düşünebileceğimiz dedim. Örnek kararında içtihadı birleştirme kararı gibi düşünebileceğimiz gönderilenin taşıyanla arasında bir sözleşme ilişkisi olmaması ve yükü talep etmemesi sebebiyle konteyner demiraj bedelinden sorumluluğun taşıtana yüklenmesi gerektiğine hükmetmiş. Ama tabii hala bu durumlar biraz böyle tartışmalı olduğu için bu örnek kararın uygulanmadığı ve hala ulaşılamayan gönderilerin üstüne kaldığı durumlarla karşılaşılabiliyor. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Burada demirajın hesaplanmasından bahsedeceğim. Demiraj ücretleri bu taşıyanların internet sitelerindeki tarifelerde yer alıyor. Taşıma sözleşmelerinde, navlu sözleşmelerinde yazabiliyor. Konşimentolarda da görülebiliyor. Ancak taşıma sözleşmesini yapan taraflar mesela navlu sözleşmesini taşıyan ve taşıtan olduğu için çoğunlukla konteyner demiraj ücretlerinden çok navlun ücretiyle ilgileniliyor. Gönderilenin demiraj bedelini kabul etmiş sayıldığı an konşimento ibrazı veya yükün teslim talebiyle sağlanıyor Türkiye'de aslında bu an kabul ediliyor. Ancak Çin'de gönderilenin durumunda da anlattığım gibi bu konuda tartışma var. Yani çeşitli mahkeme kararları verilebiliyor. O yüzden hesaplanmasından biraz bahsetmek istiyorum. Taraflar arasında herhangi bir konteyner demiraj bedeli kararlaştırılmamış durumlar için Türkiye'de hesaplama mahkeme tarafından Varış Limanı'ndaki deniz ticaret odalarından sorularak rayiç bedele göre yapılıyor. Çin'de rayiç bedel hesaplama da sıkça kullanılıyor ama daha farklı kararlar veren mahkemeler de var. Örneğin örnek kararlardan Şangay Deniz Ticaret Mahkemesi bir kararında taşıyanın da konteyner demiraj süresine girdiği andan itibaren önlem almış olması gerektiğini, bu bedelin yeni bir konteyner alarak taşıma işlerine devam edebileceğinden aynı nitelik ve büyüklükteki yeni bir konteyner bedelini aşmaması gerektiğini ve işte yeni bir konteyner ücretiyle sınırlı tutulması gerektiğine hükmetmiş. Benzer bir karar Qingdao Deniz Ticaret Mahkemesi'nde bu sefer taşıyanın tedbir olarak konteyner kiralayarak taşıma işlerine devam edebileceği, yani bedelin aynı nitelik ve büyüklükteki konteyner kira ücretiyle sınırlandırılması gerektiğine karar vermiş. Bir benzer karar yine Ningbo Deniz Ticaret Mahkemesi'nde bu sefer de yeni bir konteynerin 1,5 katını aşmaması gerektiğine, o bedelin 1,5 katını aşmaması gerektiğine karar verilmiş ancak bu 1,5 katın sebebiyle ilgili herhangi bir gerekçe yazılmamış. En ilginç kararsa Guangzhou Deniz Ticaret Mahkemesi'nde. Deniz Ticaret Kanunu, Çin Deniz Ticaret Kanunu madde 87 ve 88'de hapis ve satış hakkı üzerinden açıklanarak verilen bir karar. Madde 87'ye göre taşıyanın ödenmeyen demiraj, navlun ve benzer ücretler için yükler üzerinde hapis hakkı var ve 88'de de 60 gün içinde bu yükler kurtarılmazsa taşıyanın açık artırmayla satış hakkına yer verilmiş. Guangzhou Deniz Ticaret Mahkemesi
En Yüksek Mahkeme'nin de verdiği bir resmi görüşte belirtti. Taşıyanın hakkının ihlal edildiği veya taşıyanın hakkının ihlal edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği anı dava açma dava açabileceği şeklinde belirttiği için konteynerin serbest sürenin bitiminden itibaren yükleri hapis etmesi gerektiği ve 60 gün içinde veya sonunda da bunları satabileceğini gerekçe göstererek demiraj bedelini 60 gün olarak hesaplayıp bu 60 günün toplamındaki demiraj bedeline hükmetmiş. Bu karar bana ilginç geldi çünkü burada benim yorumum şu şekilde oldu, yorumladım ve bu karara gelen eleştiriler de çoğunlukla bu şekildeydi okuduğum. Bu hapis hakkını bir hak olarak değil, yine bir zorunlulukmuş gibi gösterilerek verilen bir karar olduğuyla ilgili eleştiriler yapılmış sıkça. Türkiye'de zaten anlattık. Tamam, bir sonraki slayta geçebiliriz. Fahiş bedelin indirilmesi. Konteyner demiraj bedelinin fahiş olması durumunda mahkemeden düzeltilmesi ve indirilmesi istenebiliyor. Bu aynı şekilde Çin'de de mümkün. Türkiye'de bu indirim de raiç bedel sorularak yapılıyor. Çin'de bu konuda bir ikilik mevcut. Çünkü benim bahsettiğim deniz ticareti kaynaklarında deniz ticareti kanunu Çin'deki sadece uluslararası taşımalarda uygulanıyor. Yani iç su yolları için ayrı bir kanun var ve ayrı düzenlemeler var. Bu kanun ve bu kanundaki maddelerle ilgili yayınlanan yönetmeliklerde konteyner demiraj günlük bedelleri için belli bir limit var. Belli bir limitin üstünde konteyner demiraj bedeli tarifelere konulamıyor. Ancak aynı şekilde bir limit uluslararası deniz taşımaları için de getirilmeye çalışıldığında büyük bir tepkiyle karşılaşılmış ve getirilememiş. Bu yüzden bu konuda bir limit yok. İndirimde de yine aynı konteyner demiraj bedeline dair bir anlaşma olmaması durumunda yapılan hesaplamalar yapılıyor. Ancak ek olarak bir de navlun bedelinin, fahiş bedelin indirimiyle ilgili, yani indirim yapılırken total bedelin, navlun bedelini aşmaması gerektiğine dair verilen kararlar ve teoriler de bulunuyor. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Zaman aşımından bahsedeceğim. İki ülkede de zaman aşımı süresi 1 yıl. Ancak bu sürenin başlama anı konusunda tartışmalar var. Türkiye'de bir Yargıtay kararına göre demiraj alacağı, eğer bu alacak konusunda mutabık kalma şartına bağlandıysa bu şartın gerçekleşmesi durumunda başlar. Yani eğer borcun olmadığı savunuluyorsa, yani mutabık kalınmış değilse bu kesin red cevabıyla başladığını söylüyor. Daha sonra TTK madde 1246'ya göre navlun sözleşmesi ve konişmentodan doğan bütün alacakların borcun muacel olmasından itibaren 1 yıl içinde zaman aşımına uğrayacağı öngörülmüş. Bu yüzden aksine bir düzenleme olmadıkça demiraj alacağı her gün sonunda doğuyor ve muacelerle geliyor. 1 yılın hesaplanması da her günün sonundan itibaren 1 yıl olarak hesaplanıyor. Çin'de ise durum biraz daha karışık. Az önce bahsettiğim En Yüksek Mahkeme'nin verdiği resmi görüşteki hak sahibinin hak ihlalini bildiği veya bilmesi gerektiği tarihten itibaren başlar hükmü. Örnek karar numara 10'da da kullanılmış ve 1 yıllık zaman aşımı gönderen tarafından taşıyana atılan e-mailde gönderilenin yükü teslim almayacağını bildirmesinden itibaren başlamış. Yani hak sahibi artık diyor bu hani hakkın ihlalini biliyor, geri alamayacağını biliyor diye bir açıklama yapılmış. Bu başka kararlarda da gönderilen yükü teslim alamayacağını belirttiği andan itibaren başlar olarak da belirtilmiş ama bu kararlar bazen gönderilene ulaşılamayan durumlarda taşıyanın konteyner eksikliği ve taşıma işlerinin aksaması süreceğinden haksızlık olması sebebiyle çok eleştirilmiş. Çünkü ulaşılamadığında yapılabilecek hiçbir şey de kalmıyor. Bir red cevabı alabileceği bir muhatap da kalmadığı için çok eleştirilmiş bu karar. Örnek karar olmasına rağmen. Başka bir kararda taşıyanın serbest sürenin sona erdiği an konteynerini hala boş olarak geri alamamış olması sebebiyle zaman aşımı serbest sürenin bitiminden itibaren 1 yıl olarak hesaplanmış. Ancak bu karar da eleştirilmiş.
Diğer bir kararda yine Deniz Ticaret Kanunu madde 88 gerekçe olarak kullanılmış. Hapis hakkı ve çıkarttırmayla satış için taşıyana verilen 60 günlük sürenin sonunda bir yıllık zaman aşımı süresi başlamış olur hükmü verilmiş. Bir başka kararda da aynı Türkiye'deki gibi her günün sonunda borcun muacelayla gelmesi gerekçesiyle hesaplanmış. Ancak bu karar da çokça eleştirilmiş. Sebebi de bu en yüksek mahkemenin verdiği resmi görüşteki hak sahibinin her günün sonunda hak ihlalini yeniden bilemeyeceğini söyleyerek eleştirilmiş. Bu yeniden bilmesinin, yeniden ihlalin farkına varmasının imkansız olduğu gerekçesiyle. Son yıllarda da mahkeme kararlarında zaman aşımı bu uygulamalar çerçevesinde genel olarak çelişkili ve çeşitli olarak hesaplanıyor. Ama sanırım bunu da düzeltmeye çalışacaklar. Çünkü sonuç olarak... Konteyner demirajıyla ilgili uyuşmazlıklarda bir yeknesaklık sağlanamamış ve bu konuyla ilgili düzenleme yapılması gerekiyor. Yeni Deniz Ticaret Kanunu için taslak oluşturma çalışmaları sürüyor. Ve dördüncü bölüm olan o kanunda deniz taşıma sözleşmeleri kısmı ve özellikle de taşıyanın malları teslim kısmında doktrinde çok tartışma var. Rotterdam kurallarına uygun düzenleme yapılıp yapılamayacağı da çok tartışılıyor. Bunu önerenler var, önermeyenler var. Benim bütün bu araştırmalardan da kendimce çıkardığım şey gönderilenin koruması yönünden Türkiye biraz daha nasıl desem bir istikrarlı bir uygulamaya sahip Çin'e göre. Ama Çin'de de Çin bu bir üretici olduğu için ve bir şeyleri aslında orada üretilip uluslararası taşımalarla farklı ülkelere taşındığı için biraz daha kendi taşıtanlarını, gönderenlerini yani kendi ülkesindeki ekonomik düzeni korumaya çalıştığı için onlara karşı daha korumacı davranıyor. Ve bu çeşitli kararlar da biraz o sebeplerle ortaya çıkıyor gibi bir sonuca vardım. Benim sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla ekleyeceğim bir şey yok. Umarım süremi aşmamışımdır, kontrol etmemiştim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Güneş Hanım. Süremizi biraz açtık gerçi ama yine de çok yararlı bir sunum olduğu için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bugünkü konuşmamızın süresini oldukça epey bir açtık. Soru cevap bölümünü de geçtik. Ama yapmış oldukları sunumlar için, değerli katılımlar için, başta Türkay Hocamız, İstanbul Barosu'ndan Sayın Avukat Hüseyin Çelik, ayrıca danışman ve koleksiyoner Sayın Ahmet Erdoğan'a, ayrıca Çin'in Renmin Üniversitesi'nden bizlere eşlik eden ve değerli bir sunum yapan Avukat Güneş Köksal'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca Çin'deki çalışmaları da, yüksek lisans çalışmalarında da kendisine gelecek dönemde başarılar diliyoruz. Gayet güzel bir sunum oldu. Bundan sonraki diğer akademik çalışmalarınızda da yine böyle çevrimiçi konferanslara katılmanızı ve yapmanızı biz öneririz. Bu arada ayrıca katkı sunmak isteyen konuşmacımız varsa kendilerine de ayrı ayrı söz verelim ve kendilerinden de birer son söz alıp onların son sözleriyle bitirelim oturumumuzu. Buyursunlar efendim. Türkay Hocam buyurun. Öncelikle Sayın Başkan, tüm katılımcı oturum arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geliyor galiba değil mi? Evet. Sesiniz gayet güzel geliyor. Buyurun. Evet, gayet çok güzel bir oturum geçti. Gerçekten gerek Hüseyin Bey'in, gerek Güneş Hanım'ın, gerek Ahmet Bey'in sunumlarından önemli ölçüde faydalandık. Ama Ahmet Bey'le aramızda ciddi bir farklılık var. Yani Ahmet Bey, Ordino'yu anlatırken taşıma senedini, konuşmentoyu Ordino'yla neredeyse iç içe geçmiş şekilde ele almayı tercih ediyor. Yani Ordino konuşmentodan bağımsız, CVV'den bağımsız ya da hava yük senedi, demir yolunda SIM belgesi gibi taşıma senetlerinden bağımsız ayrı bir belge olarak biz ihtiyaç olup olmadığının tartışılması gerektiğini söylüyoruz. Yani kural olarak
taşıma senedi gereklidir, taşıma belgesi elektronik ortam kaydı olarak ya da kağıt olarak gereklidir, lüzumludur, çoğu zaman zorunludur. Ama bizim eleştirdiğimiz, tartıştığımız nokta, acaba buna ek olarak ordino, buna ek olarak bir etiket ihtiyacı var mı? Niye böyle bir ihtiyacın peşindeyiz? Çok istisnai haller dışında hukuki olarak ben mesela dayanaklandıramıyorum, gerekçelendiremiyorum. Çok istisnai haller dışında şahsen gerekçelendiremiyorum. Ama gerçekten çok faydalandım tüm dört arkadaşların da, sizlerin de başkanlığında bu oturumdan dolayı. İstanbul Barosu Taşıma Lojistik Komisyonu'nun kuruluşundan beri içindeyiz. Daha öncesinden hatta eğitimleriyle. Gerçekten lojistik ve taşıma hukuku alanında bilgilendirmeye verdiği katkıdan dolayı Egemen Bey şahsında tüm bu yönetim kuruluna da sizlere de teşekkür ediyorum. Yani ben hala bazı tarihe devam edeceğini düşünüyorum. Güneş Hanım'ın konusunda da evet, biz çok mütalaa, çok rapor yazdık bu konuda. Yani demuraj acaba bir konteyner bedelini aştığında artık dur denilmeli midir? Bir yerde durulmalı mıdır? Bu konu gerçekten görüş olarak ne düşünüyor? Onu da merak ediyorum. Çok teşekkürler, iyi günler diyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağlıkla kalın. Sayın Başkan, izniniz olursa ben de bir iki kelam etmek isterim. Tabii ben bütün katılımcı arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Türkiye Hocam'ın söylediği gibi son derece yararlandığımız içerikler oldu. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Ben de açıkçası Türkay Hocam'la çok ordino konusunda aynı düşünmüyorum. Hemen bir kısa bir örnek vereceğim. Bir tane şirket ordinonun artık uygulamada olmadığına ilişkin yasal yollara müracaat etmiş, tüketmiş ve artık son olarak hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etmiş. Anayasa Mahkemesi, Ahmet Hocam da biraz önce bahsettiği kararda özü itibariyle diyor ki, başvurucu şirket her ne kadar emtianın teslimi için gerekli olan ordinaların artık uygulamada geçerliliğini kaldırıldığını belirtmişse de taşıyanların imzalayarak yükün teslimine rıza gösterdikleri ifade ettikleri yük teslim talimat formu, yük teslim belgesi, etiketli konuşmento veya ordino gibi farklı isimler verilen bu belgeler hukuki geçerliliği bulunmayan belgelerden olmayıp ulusal ve uluslararası ticaret ve taşımacılıkta yüklerin teslimi için geçerli ve gerekli belgeler olduğu hususunda bir uzlaşı bulunduğunu belirtip tespit ederek hak ihlali olmadığına hükmetmiştir. Öz itibariyle şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Ordino'nun yük teslim belgesinin hukuki niteliği ayrı, alınan ücretin az olması, çok olması ayrı bir mesele. Evet, fahiş miktarda alınan bu tür bedelleri ben de çok doğru bulmadığımı belirtirim. Ancak ayrı bir tartışmanın konusu belki. Ordino'nun hukuki niteliği ayrı bir konu. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ahmet Bey, siz de bir iki cümleyle kapanış yaparsanız. Yani benim çok katkıda bulunacağım bir durum yok. Saygı duyuyorum Turkay Hocam, Hüseyin Hocam. Teşekkür ederim. Benim endişem şu, yani yıllarca mutfakta çalışmış bir insan olarak Türkiye'ye dair izlenimlerin yanlış bir mecraya doğru evrileceğini, yani taşıyanın teslim borcu iradesinin yok sayılması ve bypass edilmesi, hatta bir adım ileri giderek bunu savunanların konşimentonun, yani taşımacının taşıma ve teslim borcu senedinin taşımacıdan soyutlanarak doğrudan gümrük idaresiyle, liman işletmesiyle muhatap olunarak malın tesliminin sağlanması gibi tehlikeli bir yere gidiyoruz ki bu konuda Türkiye zarar görür. Ben bu konuda şey yapıyorum, ısrar ediyorum. Yoksa Türkan Hocam, tabii ki bugünkü teknikte böyle bir etikete gerek var mıdır? Hani iradesini saklama sözleşmesi tarafı olan antrepoyla veya liman işletmesine iradesini elektronik olarak marifetle de şey yapabilir. Ama Navlun sözleşmesi
ya da Nazlı Sözleşmesi'nin tarafı değilse gönderilen konşimentonun meşru hamili olarak taşıyanla muhatap olmak zorundadır. Türkiye'de böyle tehlikeli bir tartışma var. Bu Türkiye'ye zarar verir o anlamda. Yoksa başka benim haddimi aşmayacak şeyler söyleyeyim ben. Teşekkür ederim. Çok yararlandık. Güneş Hanım özellikle çok ilgiyle izledik Çin'den. Böyle yürekli, güzel, değişik bir çaba içinde olmanız da herhalde sektörümüze, ülkemize katkı sağlayacaktır. Baki Bey çok teşekkür ederim tekrar görüştüğümüz için. Görüşmek üzere. Ben de çok mutlu oldum sizlerle yeniden bir araya geldiğimiz için. Bu koronavirüs nedeniyle hepimiz evlere kapandık. Tabii bir yere çıkamadık. Uzmanlar, psikologlar şunu söylüyorlar. Madem eve çıkamıyorsunuz, evden çıkamıyorsunuz, değişik farklı sosyal imkanları kullanarak çevrim içi konferanslara katılın, sohbetlere katılın. Bir şekilde arkadaşlarınızla, akrabalarınızla veya meslektaşlarınızla veya diğer ortaklarınızla, iş ortaklarınızla bir şekilde bir araya gelin istiyorlar. Ben de böylelikle bu şekilde sosyalleşmiş oldum. Sizler sayesinde yeniden bir araya geldik, sohbet imkanı sağladık. Umarız bu sıkıntılı ve zorlu süreci aşar, yeniden fiziki olarak bir araya geliriz. O günleri gerçekten özledik. Son sözleri de Güneş Hanım'a vereceğim. Buyurun lütfen. Buyursunlar efendim. Öncelikle güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıydım. O yüzden çok mutlu oldum bu güzel yorumlarınıza. Öncelikle Türkay Hocam, sizin sorunuza kısaca cevap vermek istiyorum. Bu konteyner demiraj bedelinin yeni bir konteyneri bedelini aşmasıyla ilgili sanırım bir şey söylediniz. Ben tezimde de şunu savundum. Bunlara bir kurum tarafından bir kontrol altında tutulması ve bir limit konulması gerektiğini savundum. Ama tabii bununla ilgili de şu şekilde eleştiriler var. Serbest piyasa ekonomisi vesaire eleştirileri geliyor. O yüzden ben de tam olarak emin değilim açıkçası. Araştırmaya devam ettiğim için konuyu da umarım benim de net bir fikrim olur bu konuda diye umuyorum. 2 gün önce mezun oldum aslında. O yüzden umarım doktora çalışmalarımda da devam ettiğimde çok daha fazla bilgiyle yine böyle bir seminerde, konferansta beraber sizle sunum yapabilirim. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Böylelikle ben kapanış konuşması da yapmış oldum. Ayrıca eklemek istediğim başka bir husus yok. En son olarak İstanbul Barosu'na ve baromuzun önemli ve değerli komisyonu, Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu'na, başta komisyon başkanımız Egemen Gürsel Ankaralı ve diğer tüm komisyon üyelerine bu çevrim içi konferans konusunda bizlere teknik destek sunan ekibe ayrı ayrı teşekkür ediyor ve hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.